Muhasebe denetiminde dönüşüm ve geleceğe bakış konulu sunumunu yapmak üzere Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Melih Erdoğan. Buyurun sevgili hocam. Günaydın hepinize. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sunuşuma başlamadan önce özellikle belirtmek istediğim bir iki nokta var. Yıllardır başarıyla sürdürdükleri denetim sempozyumları için odamıza özellikle teşekkür etmek isterim. Zaman zaman bu sempozyumlarda bulundum, konuştum, dinleyici olarak katıldım. Hepsinden her seferinde çok yararlandım. Hepimiz çok yararlandık. Ve bugün yeni bir sempozyumda yine birlikteyiz. Spesifik olarak denetimi çalışıyoruz. Yani muhasebe sempozyumu falan da değil, denetim sempozyumu olarak belirli bir alanda birçok konuyu tartışıyoruz. Ve bugün geldiğimiz nokta, bugün geldiğimiz tartışma konusu da teknoloji ve inovasyon. Çetin bir konu ama önümüzdeki bir konu ve halletmemiz gereken bir konu. Biz bu konuyu halletmezsek o konu bizi halledecek. Onun için elimizden ne geliyorsa görüşmek, tartışmak durumundayız. Çeşitli yönleriyle dünden bu yana tartışıldı konu. Bazı benim de söyleyeceklerim tekrar gibi olabilir ama bu tekrarlar bir yerde diğer konuşmacılarla ve belli konularda uzlaştığımız anlamına da gelebilir. Bu bakımdan bu tekrarları, olası tekrarları değerli buluyorum doğrusu. Ben bugün size başlık çıkmadı ama bugün size denetim 4.0 ve ötesi konusunu anlatmaya çalışacağım. Tabii denetim 4.0 deyince herkes bunun ilhamını nereden aldığını tahmin ediyordur. Karşımızda bir endüstri 4.0 olgusu var çünkü. Bu endüstri 4.0 olgusu gerçekten hayatımıza girmek üzere özellikle Türkiye için yaşamaya başladık diyemeyeceğim. Çünkü biz bu konuda endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerdeyiz. Endüstri 4.0'ı bazı yabancı firmalar, fabrikalar belli ölçülerde Türkiye'de kullanıyorlar, girmeye başladılar ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın, çok yakında Endüstri 4.0'la bütün dünya bir şekilde tanışacak. Tanışmaya başladı. Avrupa zaten başladı. Bu bakımdan biraz da bir vizyon oluşturmak, ileriye yönelik neyle karşı karşıyayız anlatmak için Endüstri 4.0 üzerinden konuyu ele almak önem taşıyor. Yani öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki yepyeni bir teknolojiyle, yepyeni bir üretim modeliyle karşı karşıyayız. Endüstri 4.0 adı verilen ve bu teknolojiyi biz nasıl maliyetleyeceğiz? Yani nasıl bunun içinde maliyet muhasebesi yürüteceğiz? Buraya geldiğimizde de nasıl bunun denetimini yapacağız? Bununla ilgili belli bazı belirsizlikler, muğlaklıklar olmakla birlikte akıl yürütmek, tartışmak mümkün. Bunu burada birlikte bugün yapmaya gayret edeceğiz. Onun için öncelikle
Birçoğumuz artık bunu çok sık duymaya başladık ama ben yine kısaca bir Endüstri 4.0'a nasıl geldik ve nedir? Ondan sonra da bu ortamda nasıl bir denetim yapacağız? Nasıl bir denetim süreci bizi bekliyor? Bunu anlatmaya gayret edeceğim. Ve bütün bunlara bağlı olarak da mesleğimizin, denetim mesleğinin geleceğiyle ilgili isterseniz buna spekülasyon deyin ama spekülasyon yapmaya çalışacağım. Bu konuda sizlerin de katıldığını düşündüğünü biliyorum ama belli düşüncelerim var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, öncelikle gördüğünüz gibi yönetim bilgi sistemi, muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayar sistemi diye başladık hayatımıza, işletmecilik hayatımıza. Başladık derken bu da sonradan gelişen bir işletmecilik durumu aslında. Ama dediğim gibi buradan başlamak daha doğru olacak. Sonra bu dönüştü ve gördüğünüz gibi yönetim bilgi sistemi, muhasebe bilgi sistemi bilgi teknolojileri ile bütünleşmeye başladı. Bu tabii ki muhasebe bakış açısıyla, yani muhasebe odaklı bir yaklaşımdır. Aslında hepsi, yani yönetim bilgi sistemi hepsini kucaklar ama burada biz kendimizi de görelim diye muhasebe bilgi sisteminde bir ayrı örtüşen alan olarak gösteriyorum. Ve bilgi teknolojileriyle birleşmeye, bütünleşmeye başladı konu. Daha sonra bildiğiniz gibi belli modüller eklenmeye başladı. Yani kurumsal kaynak planlaması veyahut ERP denilen bir durumla karşı karşıya kalmaya başladık. Aslında 1960'lardan başlayarak malzeme ihtiyaç planlaması diye hatırlıyorsunuz. Bir gelişmeyle başladı iş. 1960'larda MRP ile bu işi nasıl düzenleyeceğimizi düşünürken kısa bir süre sonra, yani gene 15-20 yıl kadar sonra MRP 2 çıktı karşımıza. Bunlar teknolojik içerikli işletme modülleri ve bu modüller ihtiyaca göre yenilenmeye başladı. Çünkü teknoloji ilerliyordu ve bu teknoloji bunları bizim bu şekilde ele almamızı sağlayacak altyapıyı sunmaya başlamıştı. İşte daha sonra toplam kalite yönetimi, tedarik zinciri gibi uygulamalar modüle eklenmeye başladı ve giderek gelişti. Entegre bir model olarak bugün halen kullanmakta olduğumuz kurumsal kaynak planlaması biçimine dönüştü. Bu şu demektir aynı zamanda, bu yönetim bilişim sistemi demektir. Yönetim bilişim sisteminin de şimdi artık bilişsel teknolojiler, kognitif teknolojilerle bütünleşerek yaşamını sürdürdüğünü görüyoruz. İsterseniz buna yapay zeka deyin, daha önceki konuşmalarda da yapay zeka olarak adlandırıldı. Yani bilişsel teknolojiler yapay zeka uygulamalarını içeren bir alanı ifade ediyor. Ve bu noktadan itibaren hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi burada, tam burada bir şeyi tartışmak gerekecek veya tartışılan bir şeyi ele almak gerekecek. O da şu: yönetim bilişim sistemi bilişsel teknolojilerle bütünleşip ciddi bir ivme kazanmasına rağmen özellikle Avrupa'da gelişen teknoloji bu teknolojiden o kadar nasibini almamasına rağmen çok ilerleyen, nasıl olduysa çok ilerleyen Çin'in gerisinde kalmakta idi. Bu geride kalış son derece de net olarak gözüküyor.
Karşınızda bir tablo var. Bu tabloda gördüğünüz gibi 2006'dan 2011 yılına kadar ülkelerin, belirli ülkelerin, seçilmiş ülkelerin endüstriyel ürün satışları milyar euro olarak yer alıyor. Gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde en alttaki çizgi Rusya 10 milyar dolardan ancak 2011'de 15 milyar dolara, özür dilerim, euroya çıkabilmiş. Onun üzerinde 190'dan, siyaha sonra geleceğim, 190'dan 220 milyar euroya çıkabilen bir Almanya var. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri 280 ile başlamış ve 280'lerde devam ediyor 2011'de. En üstte de Avrupa Birliği ülkelerinin, toplam 27 ülkenin 550 ila 600 küsur milyar dolar arasında 2006'dan 2011'e seyreden bir endüstriyel ürün satışı skalası var. Burada siyah Çin'i gösteriyor. Çin 150'den 550'ye fırlamış 5 yıl içinde. Müthiş bir şey ve bu durum Almanların kabullenebileceği bir durum değildi. Almanlar bu durum karşısında ne yapalım yani, kaderimiz böyleymiş, bu kadar yapabiliyoruz işte falan demediler. Oturdular ve düşünmeye başladılar. Düşünmeye başladılar ve bence burada bir şeye daha değinmek lazım gibi geliyor. Bu düşünme biçimi çok önemli. Yani niye önemli? Çünkü Almanlar ne yapacağız diye düşünürken her zaman olduğu gibi bunu felsefi bir temelde ele almayı öngördüler. Yani Almanların bu düşüncesi, bunu felsefi temelde ele almaları, böyle bir durumu birçok kişiye şaşırtıcı gelebilir ama aslında hiç de öyle değil. Çünkü Almanlar çok felsefeci bir toplum. Biliyorsunuz yani Karl Marx, Hegel, Schopenhauer, Weber, Kant, bugün yani Habermas, bütün dünyanın en önemli felsefecileri, düşünürleri Alman ve felsefeyle ilerlemeyi benimseyen bir toplumdur. Bizim için de aslında yol gösterici olmalı böyle bir şey. Biz felsefe derslerimizi müfredatlardan yok ederken teknolojiyi bile felsefi temelde ele alan, ürün satışını bu temelde ele alan bir toplumun nasıl başarılı olduğunu düşünmemiz gerek gibime geliyor. Ve Almanlar 2011 yılında Endüstri 4.0 kavramını ortaya attılar bu felsefi yaklaşım temelinde. Endüstri 4.0 dediler. Teknoloji ilerliyor ve bu ilerleyiş evrimsel de değil, bu tartışmalı bir konu ama evrimsel de değil, çok hızlı ilerliyor. Artık bir devrim söz konusu, bir endüstriyel devrim söz konusu. Bu devrimi şu anki teknolojik aygıtlar, araçlar, olanaklar çerçevesinde yeniden ele almalı, bunu Endüstri 4.0 diye adlandırmalı ve endüstriyel ürün satışlarımızı da ona göre arttırmalıyız dediler. Burada şunu fark etmişlerdi. Çin bu başarıyı işçilikle yakalamıştı aslında. Yüksek teknoloji falan kullanarak değil de çok ucuz işçilik. İşte herkes zaten gidip Çin'de imalat yaptırmaya falan başladı biliyorsunuz. Onların ve dünyanın bu anlamda sırtını yere getiren bir durum olmaya başlamıştı. O bakımdan fark ettikleri şey demek ki insan unsuruyla, yani böyle bir
Çin nüfusuyla ve Çin işçiliğiyle mücadele etmek mümkün değil. O zaman ne yapmalıyız? O zaman insansız fabrikalar bizim çözümümüzdür diye düşündüler. Ve dediğim gibi 2011'de önce Hannover fuarında bir gösteri yaptılar. Bu fuar çok önemli bir fuar biliyorsunuz. Daha sonra da 2013 yılında Alman federal hükümeti Endüstri 4.0 ile ilgili bir manifesto ortaya koydu. Ve Almanya'nın 2020'yi de hedefleyen stratejisi budur. Endüstri 4.0'dır dediler. Ve bütün dünya şu anda Endüstri 4.0'la yatıp Endüstri 4.0'la kalkıyor. Çünkü ciddi bir rekabet durumu bütün dünya için geçerli. Almanlar başı çektiler. Peki ne demek Endüstri 4.0? Kısaca bakacak olursak. Bu gördüğünüz gibi birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren bir ortak terim. Neyi içeriyor? Nesnelerin internetini, hizmetlerin internetini ve siber fiziksel sistemleri. Bunlardan oluşan bir bütün ve bütün bunlar bir araya gelerek akıllı fabrikaları oluşturuyorlar. Bu devrim üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde, en iyi şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için de daha verimli iş modellerini ortaya çıkartacaktır diyorlar. Bu kapsamda fiziksel işlemleri siber fiziksel işlemlerle ve sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak söz konusu. Buna tekrar değineceğim ama yani ne yapıyoruz? İşte üretim yapıyoruz, sevkiyat yapıyoruz, bankacılık işlemleri, birçok şeyi yapıyoruz. Bu fiziksel dünyamız ama bunun bir aynasını yaratmayı öngördüler. Bir sanal kopya ve bu merkezi olmayacak. Nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemler bu kapsamda birbirleriyle ve insanlarla işbirliği içine girecekler. Ve hizmetlerin interneti ile de hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zinciri yaratılacak ve bu değerlendirilecek. Dördüncü endüstri devrimi otomasyondaki önemli bir gelişmenin ötesinde unutulmaması gerekir ki karar alma süreçlerini ve akıllı gözlem süreçlerini de içeren bir dönüşümün ifadesi aslında. AKATEK raporu denilen raporda bu dönemin ayırt edici özelliklerini Almanlar şu şekilde ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki hızlıca depolama kaynakları, depolama sistemleri ve makineler global olarak etkileşim içinde olacaklar. Konum bilgisine sahip benzersiz akıllı ürünler olacak. Ürün akıllı olacak, tekrar ediyorum. Buna göre kaynak optimizasyonunu sağlayan akıllı fabrikalar hayata geçecek. Yeni iş modelleri gerçekleşecek ki burada büyük veri kullanımı çok belirgin. Çalışanlar için iş yerinde yeni sosyal altyapı, daha iyi yaşam çalışanlara, bireysel tüketici isteklerine yanıt verme ve anında mühendislik ve problemlere anlık yanıt için geliştirilmiş akıllı yazılımlar. Avrupa Birliği de bu durumu benimsedi ve bir raporla onlar da 2015 yılında şöyle nitelediler Endüstri 4.0'ı. Bir, değer yaratma ağları arasında yatay entegrasyon. Değer yaratma yani yatay entegrasyondan kastettiğimiz tedarikten üretime, üretimden satışa tüm süreçleri yatay olarak nitelendiriyoruz. Ve bu yataylık tek bir işletmeyle sınırlı değil, başka işletmelerle de doğal olarak ilişkili. Tabii ki sadece alış satış anlamında değil,
işlemler ve muhasebe anlamında da ilişkili ve değer yaratmayı da bu süreçlerin çalışması ile daha ileri, daha doğru, daha tutarlı, daha zamanlı kararlar almak olarak görebiliriz. İkincisi, ürün yaşam döngüsünde baştan sona mühendislik, end-to-end engineering diye niteliyorlar. Üçüncüsü de imalat sistemlerinde bağlantı ve dikey entegrasyon olarak belirlediler. Dikey entegrasyondan kastımız da işletme içindeki birimlerin ilişkisini ifade ediyor. Bileşenleri neler? Hemen şöyle bir bakalım. Birçok şey var gördüğünüz gibi robot kollardan simülasyonlara, entegrasyona, hizmetlerin internetine, nesnelerin internetine, siber güvenlik, bulut teknolojileri, arttırılmış gerçeklik gibi pek çok unsuru var. Ama sonuçta altı ilkeye dayanıyor bu durum. Bu altı ilke üzerinde birazcık durmak istiyorum. Çünkü denetim 4.0'da bize gerekli olacak. Endüstri 4.0'ın altı ilkesi birlikte çalışılabilirlik diye başlıyor ki bu çok önemli. Yani burada birlikte çalışabilir olmak demek siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile yani bir iş parçasından bir montaj hattına kadar, ürünlere kadar her şeyde bağlantı ve bu bağlantı aynı zamanda nesnelerin interneti ile yani nesnelerin internetinden kastettiğimi de biliyorsunuz. Dün de ele alındı, onun için çok üzerinde durmuyorum ama üretim sürecindeki her bir nesnenin internet bağlantısı kurması ve bu bağlantıyla ağ içinde yer alıp fonksiyon görmesi ve diğer nesnelerle de aynı şekilde iletişim kurması anlamına geliyor. Ve böylelikle nesnelerin internetiyle ve hizmetlerin internetiyle, hizmetlerin internetinden kastımız da biliyorsunuz yine servis sağlayıcılık. Bunlarla oluşturulmuş müthiş bir ağla karşı karşıyayız. Sanallaştırma, bu biraz önce söylediğim Endüstri 4.0'ı tanıtırken akıllı fabrikaların sanal bir kopyasını oluşturmak. Bu kopya nerede oluşuyor derseniz çeşitli medyatik unsurlar üzerinde bunu izlememiz mümkün. Onun da teknolojisi çok hızlı ilerliyor ve sistem sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleriyle bağlantılanmasıyla oluşuyor. Özerk yönetim, siber fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendilerinin verme yeteneği. Ne kadar ileri şeylerden bahsediyoruz. Yani bir makine kendi kararını kendisi duruma göre verebiliyor. Yani kendisinde sorun hissettiği zaman görevi bir başkasına pas edecek kadar, bir başka robota iletecek kadar kendisi karar alabilme yeteneğine sahip olacak. Gerçek zamanlılık çok temel bir şey yine. Zaten hep gerçek zamanlılığın peşindeyiz. Yani işlem oluştuğu anda, gerçekleştiği anda buna göre verileri toplayıp analiz etme yeteneğini ifade ediyor. Bir diğer nokta da hizmet yönelimlik. Bu da hizmetlerin interneti üzerinden dediğim gibi siber fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrikalar arasındaki ilişkiyi servis sağlayıcı olarak kurmak ve oluşturmak. Ve yine modülerlik bir altıncı özelliği. Burada da bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyonu. Bu sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi esnekliği. Yani belli bir modül var.
bu modül, bir üretim modülü, bunu kırma ihtiyacı hissettiler. Yani bizim seri üretimimiz artık dönüşüyor. Bu da önemli bir değişiklik. Çünkü artık ihtiyaca göre üretim yapıyorsunuz. İhtiyaca göre üretim yapılması demek bu işin merkezi olamayacağı anlamına gelmesi demek ve bunun da özerk çalışma anlamına, özerk yönetim anlamına gelmesi demek. Bu da bantların, yani seri üretimin kırılarak modülerleşmesi demek. Evet, avantajlarını sıralamaya gerek bile yok belki, hemen ortaya çıkıyor ama çok kısaca birkaç not vermek isterim. Sistem hızlıca izleniyor, arıza teşhisi konabiliyor. Öz farkındalık, çevre dostu olması, daha yüksek verimlilik, üretimde esnekliğin artması, maliyetlerin azaltılması, yeni hizmet ve iş modelleri gibi. Şimdi gelelim denetim 4.0'a. Bu ortamda, böyle bir ortamda bu panoramayı ortaya koymam gerekiyordu. Yani nasıl bir ortamda olacağız, oluyoruz, o zaman bunun denetimi bu ortamda nasıl olacak diye. Bunu da açıklamak için biraz eskiye dönerek birkaç noktayı hatırlatmam gerekecek veya hatırlamamız gerekecek. Belli bir tarihte tam bir tarih vermek mümkün değil ama 1945'lerden sonra, 50'lerden itibaren önümüze bir kara kutu çıktı. Bilgisayar adını verdik. Önce çok sevindik. Çünkü bu kara kutu bizim hesap makinelerimizin falan çok ötesine geçecek. Hesaplamalarımızı kolaylaştıracak, hızlandıracak. Ötesi belli şeyleri de aklında tutacaktı. Bize çok yardımcı olacaktı tabii ki. Ve zaman geliştikçe bu kara kutunun işletmede bir yardımcı makine olmaktan çok öte bir anlam taşıdığını görmeye başladık. Çünkü işletmemizin pek çok işini artık ona havale ediyor idik. Pek çok işimiz bilgisayarın içinde yer almaktaydı. Daha önce bir yaklaşım olarak bilgisayarın çevresinden denetim dediğimiz bir yaklaşımı kullanmayı öngördük. Yani olabilir, bilgisayar vardır ama biz yine girdi ve çıktı arasındaki uzlaşmayı sağlarsak denetimimizi yaparız. Yani bu bir önem teşkil etmez demeye başladık. Fakat bir süre sonra aslında tabii gelişmeyle birlikte, teknolojik gelişmeyle birlikte pek çok işimizi bilgisayarda yaptığımızı, bunun da iç kontrol yapısının giderek bilgisayarlaştığını bize gösterdi ve bunun böyle çevresinden denetimle olamayacağını görmeye başladık. Onun için bilgisayarın içinden denetim kavramını geliştirdik. Böyle bir yaklaşım ortaya koyduk. Üstelik şunu da dedik. Dedik ki yani madem öyle, böyle bir teknolojiyle karşı karşıyayız, bunu da denetim için yine kendimize yönelik olarak kullanabiliriz ve bilgisayar destekli denetim tekniklerini geliştirdik. Ben 1984 yılında bu konuda tezimi hazırlamış idim. Çok yeniydi tabii ki konu. Bilgisayar kullanılan muhasebe sistemlerinde denetim üzerine. Daha sonra da 1987 yılında bilişim denetiminin gerekliliği ve bilişim denetimi yöntem bilimi olarak bunu bir metodoloji olarak anlatmaya, tanıtmaya gayret ettim. Aradan gördüğünüz gibi
tam 30 yıl geçmiş. 30 yıl insan yaşamında uzun gözükebilir ama insanlık tarihine baktığınızda hiç esamesi okunacak bir şey değil. Bugün 30 yıl sonra öyle bir noktadayız ki bunu görmüş olmam 30 yıl sonra iyi mi kötü mü bilemiyorum. Onu da sizle tartışacağız ama çok farklı bir noktada olduğumuz gerçek. Şöyle idi metodolojimiz, yaklaşımımız. İşletmenin genel kontrolleri var. Yani işletme bir yapı kuruyor. Bu yapı örgütsel işletmenin örgütsel yapısından işletim sistemine kadar temel bir durumu ortaya koyuyor. Ve bu temel yapı üzerine sistem geliştirme falan gibi pek çok unsuru içine alacak bir şekilde. Ve bu temel yapı uygulama kontrollerini kucaklıyor. Uygulama kontrolleri de işletme uygulamalarını kastediyoruz tabii ki burada. Oradan kaynaklanan bir sözcük. Yani stok kontrol, işte satışlar falan gibi pek çok işletme uygulaması var. Bu uygulamalara ilişkin işletmenin elektronik kontroller yerleştirmesi sisteme, yazılımlar, programlarla işin yürümesi ve böylelikle muhasebe süreçleri işleyecektir. Bunu yönetim düzenlemeler olarak yapıyor, geri bildirimini alıyor. Denetçi de denetim prosedürleriyle bu yapının ne durumda olduğunu, yani şunu anlamaya çalışıyor, söylemek istediğim, böyle bir yapıyla iç kontrol etkin midir, değil midir anlamaya çalışıyor aslına bakarsanız. Ve buna göre kanıt elde ediyor ve elde ettiği kanıtların sonucunu, yani değerlendirmesini görüş olarak yönetime iletiyor. Dikkat ederseniz bu önemli bir nokta, tekrar ediyorum. İç kontrol etkinliğini anlamaya çalışıyor. Çünkü iç kontrol etkinliğini anlamasıyla birlikte daha sonra yapacağı benim tözel testler diye adlandırdığım substantive testler diyeyim veya maddilik testleri nasıl derseniz, bunların alanını belirleyecek. Bu alanı belirlemesi son derece önemli çünkü bütün bir alanı test etmesi mümkün olmadığı gibi çok maliyetli, zaman alıcı falan. O bakımdan bu hayati bir durumu ortaya koyuyor. Bu durum giderek şuraya geldi biliyorsunuz, üçlü savunma hatlarına. Böyle bir yapıya kavuştu. Birinci savunma hattında yönetim kontrolleri ve iç kontrol önlemleri var. Bu teknolojik bir anlayışla Avrupa Birliği Şirketler Hukuku Yönergesi'nde yer alan bir tablodur. Onun için şöyle bir bakmakta gerek var. Yine çünkü bununla ilgili atıfta bulunacağım ileride. İkinci savunma hattı var gördüğünüz gibi. Ve bir de iç denetim, bu artık bilindik bir tablo haline geldi. Üçüncü savunma hattını oluşturuyor. Ve nereden bakarsanız denetimden bakıyorsunuz, bir de dış denetim var. Tabii ki bunu da ayrıca tartışmak gerekir, yeri geldiğinde konuşuruz ama bu savunma hattı da nereden çıktı dedim ben açıkçası. Yani yönetimin her şeysi, kontrolleri falan bir savunma üzerine kurgulanmış gibi pek... Bana bu defans sözcüğü pek uygun gelmiyor doğrusu. Neden böyle dendiyse daha çok bunlar eylem alanları gibi geliyor bana. Bütün denetim anlayışımızı yoksa savunma ve güvenlik üzerine kurgulamış oluruz ki bu çok doğru değil gibi. Evet, şimdi bir karşılaştırma yapalım. Gördüğünüz gibi 1784'te Endüstri 1'i başlatıyorlar, su buhar enerjisi. Uzatmayacağım, 1870'te o yıllara tarihleniyor Endüstri 2.0, iş bölümüne dayalı, elektrik enerjisine dayalı kitlesel üretim. Endüstri 3.0'da otomasyon ve Endüstri 4.0'da biraz önce sözünü ettiğim siber fiziksel sistemler, sensörler falan bir sürü şey. Denetime baktığımızda ben bunu tarihlemeyi çok uygun görmedim. Yani tarihleyemedim doğrusu.
Bence muhasebenin başlayışıyla birlikte kontrol de başlamış olsa gerektir. Bunun belli bir anlayışla ve sistematikle başlaması belki tarihlenebilir. Onu da isterseniz denetim 1.0, hadi endüstriyle başlasın 1700'lü yıllar diyelim. Hani bir anlayış doğması anlamında. Daha sonra denetim 2.0 1970'lerde başlıyor. Araçları Lotus, Excel, bilgisayar destekli denetim teknikleri gibi. Daha sonra denetim 3.0'ı finansal olmayan verinin denetim analizlerinde içerilmesi olarak görüyoruz. Artık entegre raporlamaya doğru yürüdüğümüz bir alandayız. Ve 2011'de yani Endüstri 4.0'la birlikte biz de denetimde 4.0'ı düşünebiliriz artık. Denetimde yarı ve ileri otomasyonlar ve araçları da tamamen Endüstri 4.0'ın araçlarına benzemektedir. Yani buna göre konuyu ele alabiliriz daha doğrusu. Bir tanım yapalım isterseniz. Denetim 4.0, Endüstri 4.0 tarafından kullanılan teknolojiyi temel alarak bir işletme ve onun ilişkili taraflarından sağlanan finansal ve finansal olmayan veriyi ve bununla birlikte denetimle ilişkili diğer veriyi Endüstri 4.0 ortamına uygun olarak derleyen bir denetim yaklaşımıdır. Denetim 4.0 etkili, verimli ve gerçek zamanlı güvence sağlamak amacıyla kalıpları, patternleri, modelleri işletmek, anomalileri tanımlamak, diğer yararlı bilgiyi ayıklamak için veriyi analiz eder, modeller ve görselleştirir. Tipik olarak Endüstri 4.0 işletme yönetim süreçlerini kapsar ve benzer altyapıyı kullanır. Ancak en önemli farkı güvence amaçlıdır. Bir iki noktayı daha vurgulamak istiyorum denetim 4.0'la ilgili. Sensörler, iliştirilmiş bilgisayarlar yani sisteme gömülmüş bilgisayarlar, yazılım modülleri gibi veri derleme elemanlarını, ekipmanlarını kullanıyor 4.0. Ve işletme dışındaki varlıklardan başlayarak yani tedarikçiler, tüketiciler gibi ağlar üzerinden neredeyse gerçek zamanlı veri derliyor. Veri analiz teknikleri bu artık çok ciddi bir şekilde hayatımıza giriyor. Yani denetim hayatına daha önce de sık sık tekrarlandı bu oturumlarda. Veri analitiği diye bir olguyla karşı karşıyayız. Yani analiz yapmıyor muyduk? Yapıyorduk tabii ama farklı bir boyutuyla. Veri analiz teknikleri de üretim kalitesini izlemek, makine hatalarını tanımlamak, maliyetleri düşürmek, karar almayı kolaylaştırmak amacıyla bu veri üzerine inşa edilirler. Burada denetim süreci tamamen otomatikleştirilmiş biçimdedir ve önemli sapmaları belirlemek için de istisna denetimi kullanır. Denetim süreci ayna dünyanın, biraz önce sözünü ettiğim sanallaştırılmış dünyanın temsil ettiği süreçlere ve güçlü analiz interlinklerine finansal ve finansal olmayan güçlü bir şekilde güven duymaya dayalı bir durumu bize ifade eder. Sonuç olarak da biraz önce gösterdiğim savunma hatları kavramını çeşitli tiplerdeki güvenceye uygulanabilir biçimde büyük ölçüde dengeleyecektir ve temel olarak denetim 4.0 otomatiktir. Bu otomatiklik nereden geliyor? Buna vurgu yapmadan geçmemiz mümkün değil. Onun için bir yapay zeka tanımlaması yapmamız lazım. Yani sensörlerden, internetten, pek çok şeyden bahsediyoruz, siber fiziksel sistemlerden ama bütün bunların varoluşu yapay zeka ile ilintili, onsuz olması mümkün değil. Yapay zeka, bilgi teknolojileri biliminin insana özgü olan, sadece insana özgü olan dili kullanabilme, demek ki artık sadece bize özgü olmaktan çıkıyor. Akıl yürütme,
problem çözme gibi karakteristiklerini bir araya getirerek insan davranışlarının benzetimine, yani bir tür simülasyon yapıyor, dayalı donanım ve yazılım uygulamalarını tasarımlayan dalı. Burada yapay zeka deyip geçiyoruz ama aslında yapay zekadan bir adım öteye gitmiş vaziyetteyiz. Karşımızda farklı bir durum var. Yapay zeka aslında 1950'lerin falan fikri. Daha da gerisi var ama 1950'lerden, yani teknolojiyle birlikte ele aldığımızda, o tarihlerden 80'lere kadar birinci kuşak olarak ilerlemiş vaziyette. Sonra 80'lerden 90'lara ve 90 küsürlere kadar erken ticari yapay zeka diye adlandırıldı. Bileşenleri altta yazıyor, görüyorsunuz. Daha sonra makine öğrenmesine dönüştü. Şimdi yapay zeka diye adlandırıyoruz ama çok önemli, çok dikkat çekici, hayati bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Derin öğrenme, derin analiz falan da dendi ama bu derin öğrenme, deep learning diye nitelendiren bir yeni gelişmeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve burada pek çok bileşen var, gördüğünüz gibi. Bütün bunlar bu derin öğrenme ile birdenbire farklılaştı. Daha önce biz konuyu yapay sinir ağlarına dayandırıyorduk. Şurada gördüğünüz neural network tablosunda eski şekli gözüküyor. Yapay sinir ağları dediğimiz kısım gözüküyor. Yapay sinir ağlarında aynen beynin nöronları ve sinapsların çalışmasını modelleyen bir yapı vardı. Bu yapı bir takım girdileri alıyordu, aynen beynin çalışması gibi, ve analiz edip çıktısını veriyordu. Bu kullanılmaya da başlandı bankalarda falan, bankacılık işlemlerinde baya kullanılıyor aslında. Mesela iflas öngörüsü yapıyor idi. 10 tane diyelim şirketin, iflas etmiş şirketin verilerini tanımlıyorsunuz. 10 tane de iflas etmemiş şirketin verisini, mali verilerini tanımlıyorsunuz, sisteme yüklüyorsunuz. Sonra denetlemekte olduğunuz şirketin verilerini yüklüyorsunuz. Size bu o önceki verileri görerek, bilerek, onlardan çıkarsama yaparak, yani öğrenerek diyor ki bu şirket iflas eder diyor. İflas öngörüsünde bulunuyor idi. Bu bir bakıma basit bir yapıydı. Fakat birdenbire beni çok aşan bir teknolojik, yani benim açıklamam anlamında çok teknolojik bir gelişme söz konusu oldu. Özellikle grafik kartların gelişmesi, çoklu işlemciler, tensörlerin sayı dizilerini işleyen sistemlerdeki katmanlaşmanın artmasıyla birlikte bir derin öğrenme ortaya çıktı. Yani ara katmanlar birdenbire fazlalaştı. Bu fazlalık inanılmaz bir değişim getirmiştir ve getirecektir. Şu anda bile bunu yaşıyoruz. Bu şekilde bir katmanlaşma oldu. Artık ne söylendiğini değil, ne kastedildiğini dahi anlıyor. Binlerce yüz arasından bambaşka bir resme sahip bir kişinin, yani tanımlanmış değil, analiz ederek, parçalarına bölerek, fragmanlarına, fraktallerine bölerek yeni bir yapılanma oluşturup o yüzü tanıyabiliyor, sayıları tanıyabiliyor, hayvanları tanıyabiliyor, her şeyi. Bu inanılmaz bir şey. Bu inanılmaz durumu göz ardı ederek teknolojiden, akıllı fabrikalardan ve denetimden bahsetmek artık mümkün değil. Nelerle karşı karşıya kalacağız? Hayallerimizi aşan bir durum söz konusu. Bir kere ne yapıyor? Görüntü tanıyor.
arıyor, veri analizi yapıyor ve bilgiyi elde ediyor. Doğal dil işliyor, akıl yürütüyor, tahminde bulunuyor ve bilgiyi kullanılır hale getiriyor. Daha sonra bir şeyin neden olduğunu anlıyor. Sonra karar alıyor ve karar almasını da karar sonucuna göre yerine getiriyor. Yani yerine de getiriyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu da yapıyor. Burada ilginç bir noktayı veya olayı anlatmak isterim doğrusu. Bir itfaiyeci olayı var. Bu çok ilginç, hoş da sayılabilir. Korkunç bir yanıyla ama. Londra'da bir yangın çıkıyor. Müthiş bir yangın. Hemen itfaiye servisi olay yerine ulaşıyor. Şey yapıyorlar, müdahale ediyorlar. İşte ekip içeriye giriyor. Ve işte su sıkmaya falan başlıyorlar. Ne gerekiyorsa itfaiyecilik olarak müthiş çalışıyorlar falan. Bu arada itfaiyecilerin şef mi denir bilmiyorum. İtfaiyecilerin başı veya diyor ki olayı seyrederken içeriye haber veriyor birdenbire. Hepiniz dışarı çıkın diyor. Tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki yani söndürüyoruz yangını. Niye dışarı çıkacağız? Hemen dışarı çıkın diyor. Anlam veremiyorlar fakat emre uyuyorlar ve hepsi dışarı çıkıyorlar. Dışarıya çıktıktan belki bir dakika sonra hemen ardından diyelim müthiş bir patlama oluyor ve bina çöküyor, ortada hiçbir şey kalmıyor. Yani çıkmasalar hepsi birden enkaz altında kalacaklar, hepsi ölecek. Ve tabii itfaiyeciye soruyorlar, ya ne oldu yani, niye, ne gördün de hepsini dışarıya çağırdın? Bilmiyorum ki diyor. Yani bir sıkıntı hissettim diyor. Ve o sıkıntı bana içerideki ekibimi dışarıya almam gerektiğini söyledi ve hepsini dışarı çağırdım diyor. Sonra bunu epey değerlendiriyorlar. Ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Üç durum söz konusu. Birincisi, bir ani patlama için gerekli olan unsurlar bir araya gelmiş. Bunlardan bir tanesi dumanın rengi değişmiş. İkincisi, hava içeriye dolmuş birden. Ve de üçüncüsü, ses yok. Hiç ses yok. İtfaiyeci bütün bunları görüp de şu var, şu yok, onun için de ben şöyle yapmalıyım falan diye bir karar almış değil. O farkında değil. Beynin ön kısmında bir okuyucu, bir tür okuyucu var. Bütün geçmiş olayları insan farkına varmadan tarıyor. Burada da itfaiyeci eski deneyimlerini hep taramış ve bu olayda bu taramaya bağlı olarak doğal olmayan bir durumu, yani bir anomaliyi hissetmiş. Tanımlayamamış ama o anomaliyi hissetmiş. Hani içime doğdu derler ya, böyle bir şey. Bunun aynısını bu deep learning yapıyor arkadaşlar. Yani içine doğuyor. Bu içine doğma durumu gelecek için ne ifade ediyor? Sizlerin yorumuna bırakıyorum. Evet, şimdi bir karşılaştırma yapabiliriz. Böyle bir anlayış üzerine neyi kuracağız? Endüstri 4.0'ın ilkeleri ve teknolojisi, denetim 4.0'ın ilkeleri ve teknolojisi olabilir. Aynı şeyi kullanacaklar çünkü. Yani birlikte çalışabilir, sanallaştırabilir falan. Bunlarla ilgili hemen birkaç not söyleyelim. Yani ne olacak, ne oluyor? Şimdi
İsterseniz önce denetim standartlarından bahsedeyim. Artık standartlar büyük ölçüde, yani tamamen hatta bir yazılım olarak sisteme yüklenebilirler. Yapay zekaya yüklenebilirler. Yüklenecekler de. Bu standartlar bütün üretim süreçlerinin de standartları olarak artık size her türlü uyarıyı verecekler. Sistem o standartlara, yani siz standart falan tartışmayacaksınız. Sistem o standartlara göre çalışacak zaten. Bunun ötesinde tabii tartışılacak pek çok şey var. Maliyet muhasebesi demiştim. Yani maliyet muhasebesinin ötesinde standartlarda da hatta ilişkili olarak işte genel imalat maliyetlerinin dağıtımını nasıl yapacağız falan diye konuşuyorduk. Artık böyle bir şeye neredeyse gerek kalmıyor. Anahtar falan. Yani çünkü genel imalat maliyetlerinde o kadar yetenekli bir yapıyla karşı karşıyayız ki hepsini gerektiği yere, gerektiği ayrıntıda yükleyebilecek. Dolaylı maliyetlerin hepsini, en direkt maliyetlerin hepsini anında istediği yere yükleyebilecek. Hiçbir problem yok. Onun için böyle dağıtımdı falan, bunun işte prosedürüydü. Bunlarla uğraşmamıza gerek kalmayacak. Stok değerleme aynı şekilde. Stok değerleme, işte şunu mu kullanayım, bu olsun falan. Yani yok böyle şeylere ihtiyaç. Stok anında değerlenerek bütün üretim sürecinde devam edip gidecek. Gelelim ilkelere. İlkeler olarak birlikte çalışma demiştik. Burada denetçi farklı işletmelerin ERP'leri, kurumsal kaynak planlama modellerini veya modüllerini veya teknolojilerini karşılıklı olarak çalıştıracak ve bu çalıştırma bize bir sonuç verecek. Yani tutması lazım. İşte blockchain falan dediğimiz şey teknolojiler bu tür yerlerde devreye girecek. Uymazsa bir anomali var, uyarı verecek. Sanallaştırmayla ilgili olarak fiziksel dünyanın bir kopyasını oluşturmak demiştim. Fiziksel dünya ile denetçiler ERP modellerini ağız alışkanlığı, kurumsal kaynak planlaması demek istiyorum. Karşılaştırarak aradaki farkları anında görebilecekler aynı dünyayla. Özerk yönetim, biraz önce belirttiğim gibi özerkleşmesi, modülleşmesi. Burada da her bir özerk birime ayrı iç kontrol yapılarının yüklenerek bunların ayrı ayrı uyarı vermesi beklenecek. Normal olmayan ve eşiği aşan işlemler açısından. Ve sürekli denetimin maddi rolü inanılmaz ölçüde artacak. Gerçek zamanlılık, sürekli hileli işlemleri ortaya çıkaran, hile belirtilerini bir ön tanımını yaparak hileye adeta olanak vermeyen ve hile risklerini tahmin eden, öngören bir yapı söz konusu olacak. Hizmet yönelimlilik artık belli servislerden müthiş analiz desteği alacaksınız. Ve uzmanlık alacaksınız. Modüllerle ilgili olarak da bunların hepsiyle ilgili şöyle bir şey düşünüyor Vasarelli, Miklos Vasarelli ve arkadaşları. Bunlarla ilgili farklı app'ler yerleştirerek telefonlarınıza falan mesela onları ayrı ayrı izlemeniz mümkün olacaktır diye. Teknolojisiyle ise işte zaten sensörler. Yani sensörler anında veriyi analiz edecek, veriyi derleyecek, toplayacak, sizin için işleyecek bir tür açıl susam açıl dünyası artık. Kendiliğinden işleyen.
Siber fiziksel sistemler bu çok temel teşkil ediyor açıkçası siber fiziksel sistemler. Bunun çok azıcık üzerinde duracak olursak denetçi muhasebe veri akışını izleyerek farklı işletmelerin örnek davranışlarını tanıyıp düzensizlik ve anomalileri ortaya çıkartabilecek. Bunun için bu hizmetleri kullanabilecek ve diğerleri. Evet, şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bu sistem hayatımıza girdiğinden bu yana. Ne yapıyor derin öğrenme? Metinleri okuyor, girdi olarak. Her türlü metni. Yönetim kurulundaki konuşmalarda her türlü konuşmayı dinliyor. Bunlardan sonuçlar çıkartıyor. Resimler, görüntüler, videolardır onlarla işte söylendi, videolar çekiyor. Bütün bunları analiz ediyor. Ve size çıktı olarak veriyor. Artık sizin denetim yordamı olarak yapacağınız çok az birkaç şey var. Soruşturma falan gibi. Bunları da yine kendisine yaptırabilirsiniz. Burada denetim veri analitiği çok büyük bir önem taşıyor dediğim gibi. Bu finansal tablolara temel oluşturan veri ve finansal veya ve finansal olmayan bilgi ile ilişkili potansiyel yanlış beyanları veya önemli yanlışlık risklerini tanımlamak amacıyla gerçekleştirilen analizleri bize ifade eden analizler. Belli metodolojileri içeriyor. Uzatmak istemiyorum. Ama denetçiler yapay zekayı uzman olmalarına hiç gerek kalmadan bulut tabanlı hizmetler üzerinden kullanabilecekler. Yapay zeka algoritmalarında öngörüsel performansı artırarak yargılarını güçlendirmek için makine öğrenmesi ve derin öğrenme çalışan uzmanlarla işbirliği yapmalıdırlar. Oluşturulacak denetim setleriyle spesifik olarak denetim görevleri için tasarlanmış olan yapay zeka modellerini kullanmalıdırlar. Bundan böyle çeşitli veri ve analiz servisleriyle işbirliği yapmalıdırlar. Burada da bir karşılaştırma görüyorsunuz. Bizim denetim adımlarımız, ön inceleme ve işin alınmasından, iç kontrolün anlaşılması, risk değerleme, tözel testler ve denetim raporuna kadar. Mesela ayrıntısına çok girmeyeyim isterseniz ama denetim işinin alınması için artık rahat edebilirsiniz. O işletmenin verilerini incelemenin ötesinde o işletmeyle ilgili vakti zamanında gazetelerde ne yazılar çıkmış, kimle konuşmuş, ne olmuş, ne bitmiş hepsini tarayacak, analiz edecek. Hepsini ve diğer işletmelerle karşılaştıracak, denetim riskini ortaya çıkartacak. Ve veri tabanını buna göre tarayarak sözleşmenizi hazırlayıp önünüze koyacak. Hiç uğraşmanıza gerek yok. İç kontrol aynı şekilde, iç kontrol akış çizeneklerini, soru formlarını, metinleri, bütün hepsini sistemine alacak, görüntü tanıma, metin madenciliğiyle analiz edecek. Dronlar kullanacak falan, müthiş bir dünyaya adım atıyoruz. Tam bu şekilde kontrol riskini değerleyecek ve dediğim gibi artık tözel testlerle ilgili fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Alanı ne kadar geniş olursa olsun. Mesela artık örnekleme dediğimiz yönteme ihtiyacımız olmayacak gibi gözüküyor. Ve de denetim raporunuzu hazırlayacak. Denetim raporu da kategorik olmayacak bu sefer. Yani olumlu, olumsuz falan değil. Sürekli bir denetim raporundan söz ediyoruz. Sürekli bir denetim raporu. Böyle bir dünya, bir fiziksel dünya var. Denetçi görüyorsunuz, denetim firması olarak fiziksel dünyada yer aldığı gibi sanal dünyada da yer alıyor. Sürekli denetim ilişkisi içinde. Sürekli denetimle ilgili olarak ilişkisini işletme işlemleri için sürdürüyor. İki yanlı işleyen bir dünya. Her şeyi yani fiziksel dünyada olan her şeyi sanal dünyada izleyeceksiniz. Denetçi orada kendisini de görecek. Ne, nereye gidiyor, ne oluyor, ürün ne oldu? Hepsiyle ilgili her şeyi her an izleme imkanınız var. Evet, bu gelelim bu.
bunu nasıl özetleyebiliriz? Ben bunu şöyle özetlemeyi tercih ettim doğrusu. Bu karşınızdaki garip şekil şunu ifade ediyor. Ortada mavi bir olay ana hattı var. Bu olay ana hattı bir muhasebe dönemini anlatıyor bize. Onun üzerinde turuncuyla, daha doğrusu mavi dik çizgiler var görüyorsunuz. Birazdan daha yakından bakacağız ama. Onlar muhasebe olaylarını irili ufaklı ifade ediyor. Üzerinde turuncu sürekli izlemeyi, yani işletmeyi bize anlatıyor. İşletmenin prosedürlerini, iç kontrol hazırlıklarını falan. Alt taraftaki yeşil iç denetimi, kırmızı da dış denetimdir. Yani şöyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Muhasebe ana hattı, olayları. Sarı çizgi yukarıda sürekli izleme olarak, yönetim olarak her bir muhasebe olayının dibine kontrol noktasını bırakıp prosedürlerini uygulayıp geçiyor. İç denetim aynı şekilde bunu denetleyerek devam ediyor. Ve regresif bir hareket olarak da dış denetim kırmızıyla görevini yerine getiriyor. Daha yakından bakacak olursak şöyle bir şey görürüz. Sarı veya turuncu çizgi her bir muhasebe olayının tam üzerinde ve kontrol noktasını bırakmış vaziyette. Fakat iç denetim ondan biraz sonra geliyor, dikkat ederseniz. Anında yakalayamıyor. Şimdiki teknolojiyle birlikte, yani şu anda kullandığımız teknolojiyle buna çok yaklaşmış vaziyetteyiz. Madem ki iç denetim bir güvence hizmetidir, bu güvenceyi sağlamak üzere biraz geriden geliyor. Ama bu teknolojiyle artık iş değişecek. Öncelikle tekrar harekete bakalım. Bakın nasıl geriden geldi, ve yani sonradan ve iç kontrol noktasının sonrasına düştü. Artık nasıl gidecek? Gerçek zamanlı yapmaya çalışıyoruz bunu. Gerçek zamanlı olarak sürekli izleme ve sürekli denetimi çakıştırdığımız anda zaten inanılmaz bir noktaya geleceğiz. Dış denetimde daha sık aralıklı ve daha hızlı bu işi yapacak. Ama bunun da ötesi var. Büyük veri ve işletme analitiği, işletme ortamını ve işletme süreçlerini dramatik olarak değiştirmeye devam ediyor arkadaşlar. İşletme fonksiyonları değişiyor. İşletmelerin yetenekleri artıyor. Eskide kalmış işletme fonksiyonları elimine oluyor ve tüm süreçler radikal biçimde hızlanıyor. Aynı şey güvence fonksiyonu içinde söz konusu elbette. Kuralların değişmesi gerekiyor. Güvencenin temel süreçleri otomasyonla giderek bütünleşiyor. Analitik denetim yordamları gelişiyor ve güvence öngörüsel, önleyici modlarla gerçek zamana giderek yaklaşıyor. Biz bunu gerçek zamanlı yapmaya çalışıyoruz. Bu teknolojiyle olacak ama sonrası ne olacak? Zorlukları var ve ötesi. Şimdi ötesine bakalım. Endüstri 4.0 dedik, böyle bir dünyaya doğru giriyoruz. Denetiminin nasıl olması gerektiğini vurguladık. Ötesinde peki bu gördüğünüz inanılmaz teknolojiyle neyle karşı karşıyayız? Robotlarla karşı karşıyayız. Bunu daha önce de söyledik. Bu yapay zeka ile bütünleşmiş bir şey zaten. Robotlar geliyor mu? Geldi bile. Ama daha da ileri gidecek. Çünkü bunlar sensörleriyle, çevresinde veri değişimiyle, otonomi edinerek bir iş yapan, analiz eden, kendisi öğrenen, fiziksel desteği olan, yani aramızda da dolaşacaklar, öyle sadece bilgisayarlarda görmeyeceğiz. Davranışlarında ve eylemlerinde çevresine uyarlanabilen varlıklar olacaklar. Avrupa Birliği de bu durumu zaten kayda geçirdi. Dedi ki robotlara bir insan kimliği, elektronik insan kimliği vermek durumundayız artık dedi. Ve bunlarla ilgili hukuki düzenlemelerin, yeni regülasyonların kaçınılmaz olduğunu raporunda vurguladı. Ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Evet,
Şimdi bu durumda muhasebe ve denetim mesleğinin geleceği hep bana sorulan bu. O zaman hocam bu mesleğin geleceği ne olacak? Bir tehdit altında mıyız? Değil miyiz? Biraz hatta panik durumu. Şunu söyleyeyim. Belli bir dönem için ben muhasebe ve özellikle denetim mesleğinin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Tam tersine. Çok parlak, çok iyi. Yani denetçiler için harika bir döneme giriyoruz aslında. Fakat bir şartı var. Denetçiler, bu anlatmaya çalıştığım, daha önceki oturumlarda arkadaşlarımızın aktardıkları, anlattıkları teknoloji konusuna uyarlanmak zorundalar. Bu şartla harika bir geleceği var denetçilerin. İki gelecek öngörüyorum bu konuda. İki gelecek. Bir tanesi birbirine paralel yürüyen iki gelecek. Birincisi belirgin gelecek. Bunu görebiliyoruz aşağı yukarı. Geleneksel çalışmayı geliştiren sofistike teknolojilerin kullanılması. Yani ne yapacağız? Çok iyi bir teknoloji, harika bir teknoloji var, müthiş. Biz bunu denetim işlerimizde kendimizi geliştirmek üzere, işlerimizi kolaylaştırmak üzere falan harika bir şekilde kullanabiliriz. Bunu yapmalıyız. Bu belirgin gelecek ama bir de öngörülen, yani öngörmeye çalıştığımız bir gelecek var. O gelecekte de radikal bir değişim, geleneksel mesleki çalışmanın ortadan kalkması, makineleri yönetenlere dönüşüm gibi bir şeyler görüyorum. Bir adım daha atayım. Muhasebe mesleğinin önümüzdeki 30 yıl içinde karşı karşıya olduğu önemli değişimler şunlar. Bu bilişsel teknolojilerin gelişmesi, raporlamanın küreselleşmesi, bu önemli bir şey. Küreselleşiyor raporlama ve standartlaşıyor. Ve yine standartların ve yeni regülasyonların açıklanması buna göre. Bu durumda denetçinin durumu ne olacak? Denetçi, bilişsel teknolojiler daha da gelişecek ve denetçinin düşünme süreçlerini modelleyerek mesleki yargısını çok güçlendirecek. Denetçinin ele dayalı işlerini ortadan kaldırarak önemli ölçüde zaman kazandıracak ve risk alanlarına odaklanmasını sağlayacak. Denetim analizi için niteliksel bilgi kolaylıkla niceliksel veriye dönüşebilecek ve denetim kanıtları inanılmaz zenginleşecek. Denetçinin rolü ve önemi artacak. Ele dayalı rutin ve tekrara dayalı işlerden kurtulacak. Otomatik görevlerin çıktılarını kullanarak denetim kalitesini arttıracak. Veri analitiği çıktılarını ve bulgularını inceleyerek değerlendirecek ve mesleki yargısı için zaman ve destek kazanacak. Müşteri işletmeyi daha çabuk ve daha iyi tanıma fırsatı bulacak. Denetim süreçlerini ve teknolojilerini kullanarak becerilerini arttıracak ve mesleki tatmini artacak. Ancak bilişsel teknolojiler zaman içinde denetçiye gereksinimi azaltacak. Evet, sona geldiğimi hissediyorsunuz. Bu durumda neye ihtiyacımız var? Bu toplantılar o kadar önemli ki burada pek çok şeyi gerçekten paylaşıyoruz. Bizim eğitime ve araştırmaya ihtiyacımız var. Bu dijital teknolojilerle ilgili, küreselleşmeyle ilgili, artan ve gelişen regülasyonlarla ilgili eğitime ihtiyacımız var. Araştırmaya ihtiyacımız var. Bunu bir an önce hızlandırmak, odalar, üniversiteler gerçekleştirmek durumunda. Hep şu söylendi ama biraz bana göre yanlış söylendi. Aynı çalışma ise Frey ve Osborne'un 2013 tarihli bir çalışması bu. %94 işte meslek ortadan kalkacak. Öyle değil. Yani kalkar mı, kalkmaz mı onu söylemiyor aslında. Mesleklerin geleceğe yönelik olarak bilgisayarlaşmaya veya ya, bilgisayarlaşma da demeyelim de bu teknolojiye karşı duyarlılıkları nedir? Ne kadar duyarlı? Hangi meslek ne kadar duyarlı? Bir kere şunu saptamış durumdalar. Bu mesleklerin %47'si ortadan kalkıyor. %47
%47 çok büyük bir rakam. Ve muhasebeciler ve denetçiler bu gelişmeye %94 oranında duyarlılar. Defter tutma, muhasebe, denetim çalışanları ise %98 duyarlılar. Bunlar çok yüksek rakamlar. Buradan işte bu yok oluyor mu falan gibi. Yani tartışmalı tabii ki. Yeni yaratılacak iş alanları, bilgisayar, matematik, mimarlık, mühendislik olacak, biyokimya, nanoteknoloji falan gibi ileri ürün tasarımcılığı, yeni yeni şeyler çıkacak. Artık meslekler bunlara dönüşecek. Daha önce de yaptığım bir öneriyi burada tekrarlamak istiyorum. 36. Muhasebe Eğitimi Sempozyumunda 0. yasa sunumumda vurguladım, orada olan arkadaşlarım anımsayacaktır, yayınladım da bunu. Artık mesleğimizi arkadaşlar muhasebe mühendisliği olarak adlandırmayı öneriyorum buradan bir kez daha. Dikkat edin, burada konuşan arkadaşlar denetim anlatırken bize mesleği, işte mesleğin bilgisayar, elektrik, elektronik falan diyorlar ve denetim anlatıyorlar. Yani bunun bir mühendislik gerektirdiğini ne zaman ve nasıl göreceğiz bilemiyorum. Muhasebe mühendisliği olarak bunu alıp sadece teknolojik temelde dediği felsefi anlamda da halletmek zorundayız. Felsefe dersleriyle, sanat dersleriyle, ileri teknolojilerle denetim ve muhasebe mesleğini kaynaştıracak bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Üniversitelerimizin de meslek odalarının da ve daha da ötesi. Daha da mı ötesi var? Var, evet. Bir MBBB dönüşümüyle karşı karşıyayız. Demek ki nanoteknolojiyi kullanan, bilişsel kognitif teknolojileri kullanan, bilgi teknolojileri temeline oturan, hatta biyoteknolojiyi kullanan, yani yapay derilerden, gözlerden falan bahsediyoruz. Çok önemli bir dönüşümle karşı karşıya olacağız. Daha da ötesinde. Bu daha da ötesini tarihlemek mümkün değil tabii ki. Neyle karşı karşıyayız? Toplumun ve işletmelerin çehresi dramatik biçimde değişiyor. İnsanlığın yerini yeniden düşündürecek değişimler. Robotların otonomi derecesi giderek artacak. Sosyal ve teknolojik değişiklikler olacak. İşletmelerin yerini ve işlevini yeniden ele almayı gerektirecek değişimler söz konusu. Ve buraya geliyoruz. Şöyleydi, hatırlayınız. Daha da ötesinde bu ne olacak bakalım. Aynı anda sürekli izleme ve sürekli denetim çalışıyor. Dış denetim görevini yapıyor idi. Şimdi bu şuna dönüşecek. Bir olay ana hattı. Sürekli izleme ve sürekli denetim aynı hat üzerinden eş zamanlı, real time olarak çalışacaklar. Ve dış denetim aynı hatta regresif de olsa çok hızlı biçimde çalışacak ve bu süreç tek bir hatta dönüşecek. Sürekli izleme, iç denetim, dış denetim aynı yerde sönümlenecek, tek bir şey olacak, tek bir şey. Bu benim öngörüm. Son sözümü söylüyorum, sabrınız için teşekkür ederim. Denetçinin geleneksel mesleki çalışmasının yeri ve kavramı değişiyor arkadaşlar. MBBB dönüşümü veya başka bir isim neyse, denetçinin yaptığı işi yargıda bulunma, karar alma dahil olmak üzere her alanda gerçekleştirecek. Denetçiler bu sistemlerle işbirliği yapabilecek ve onları opere edebilecek kadar uzman ve artık bilişsel denetim danışmanı gibi farklı bir unvana sahip çok az sayıdaki kişilerden oluşacak. Ve bir gün onların yerini de makineler alacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.
Soru için iznimiz var mı? Zaman. Mikrofonu veriyorlar. Buyurun. Dünden beri konuştuğumuz ya da son birkaç aylık süreçte konuştuğumuz, bu arada İstanbul Odası'ndan Yavuz Kara, konuştuğumuz süreçte hani teknolojik gelişmelerin mesleği yutup yutmayacağı ile alakalı bir telaş vardı. Anlattığınız durum artık işte bazı haberler, örneğin ben Volkswagen ile ilgili bir haber okumuştum. Yaklaşık haftada 1000 tane aracı artık insansız üretiyorlar. Bu 4.0'ı geliştirenler işin sosyal boyutuyla ilgili bir öngörüleri var mı? Evet, belki de teşekkür ederim sorunuz için. Belki de işin en güzel yanı bu. Yani çalışanlar için diyorsunuz veya etkilenecek çevreler için diyebiliriz, değil mi? Çünkü Volkswagen'in şu andaki öngörüsü diyor ki artık diyor 176 bin çalışanı varmış. Evet. Mevcut çalışan sayısının 10 bine düşeceğiz söylüyor. Evet. Ben de bunu söyleyecektim zaten. Bu işletmeler sosyal konulara çok hoş bakıyorlar. Çünkü zaten insan pek kalmayacak giderek. Öyle bir dertleri de olmayacak gibi gözüküyor. Şaka bir yana bir kere evet az çalışanlar olacak. Yani müthiş bir iş kaybı var. Bunu açıkça görmeliyiz. Özellikle ele dayalı işler, manuel işler devreden çıkıyor. Bunun Çin bile farkına vardı. Böyle bir çalışma modeli uyguladığı için. Şimdi Çin Avrupa'da fabrika alıp Avrupa'da insansız üretim yapmaya çalışıyor. Lojistik açısından çünkü o daha akıllıca gerçekten. Kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Ciddi bir iş kaybı doğacak. Fakat bu iş kaybını kompanse etmek için devletlerin, hükümetlerin ve şirketlerin bir takım girişimleri var ve olmaya da devam edecek. Onun için iş saatlerini giderek mesela düşürmeye çalışıyorlar. İş saatlerinin düşmesinin dışında insanları farklı mesleklere yönlendiriyorlar. Örneğin önümüzdeki 2-3 yıl için çok ilginç bir şekilde bir iş kaybı öngörülmüyor. Fakat ondan sonrasında bu giderek azalıyor. Bu azalma dramatik bir şekilde alacak gibi gözüküyor. Onu başka sosyal önlemlerle devletlerin, hükümetlerin halletmesi gerekecek. Bu şirketlerle işbirliğiyle, tazminatlarla, onların farklı işlere yönlenmesiyle örneğin. Ama kalan çalışanlarla da bu işletmeler çok daha insani koşullarla sosyal bir atmosfer sağlayarak, çevreyi de düşünerek, hakikaten çevreci işletmeler bunlar, bir iş modeli devam ettirmeyi planlıyorlar. Göreceğiz bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka var mı sorusu olan? Vakti aştık herhalde biraz. Evet. Tamam, peki. Değerli hocamıza bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza teşekkür belgesini vermek üzere Mardin Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Hamit Durgan. Değerli katılımcılar, Türkiye'de teknoloji ve inovasyonun muhasebe denetimine etkileri ve geleceğe bakış konulu oturumu şimdi başlayacağız. Oturumu yönetmek üzere Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Rüstem Hacıoğlu'nu davet ediyorum. Türkiye'de denetim şirketlerinde inovasyon çalışma önerisi konulu sunumunu yapmak üzere
yeminli mali müşaviri Sayın Nazım Hikmet. Denetimde teknoloji kullanımının denetim kalitesi ve verimlilik üzerine etkileri konulu sunumu yapmak üzere yeminli mali müşavir Sayın Erdal Aslan. Denetimde teknoloji kullanımının denetim maliyetlerinin düşürülmesine etkileri konulu sunumu yapmak üzere yeminli mali müşavir Sayın Metin Etkin. Başarılı bir sunum diliyorum. Sayın Oda Başkanlarım, değerli öğretim üyelerim, sayın meslektaşlarım, İstanbul Odası'nın Sayın Başkan Yücel Akdemir ve ekibinin yaptığı mükemmel toplantıya başlıyoruz. Bu organizasyonda 12. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu 3. oturumu, Türkiye'de teknoloji ve inovasyonun muhasebe denetimine etkileri ve geleceğe bakış başlığında 3 değerli konuşmacımız var. Sayın Nazım Hikmet, Türkiye'de denetim şirketlerinde inovasyon çalışma önerisi sunacak. Daha sonra Sayın Erdal Aslan, denetimde teknoloji kullanımının denetim kalitesi ve verimlilik üzerine etkilerini bize anlatacak. Son konuşmacımız Sayın Metin Etkin Üstad da denetimde teknoloji kullanımının denetim maliyetlerinin düşürülmesine etkileri konusunda tebliğini sunacak. Şimdi Sayın Nazım Hikmet'e söz veriyorum. Türkiye'de denetim şirketlerinde inovasyon çalışma örneğini bize sunacaklar. Süre olarak 15'er dakika kullanmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımızla görüş birliğimiz var ve sorular olabilir. Bir 15 dakikalık zaman diliminde sorulara ayırdık. Buyurun efendim, söz sizin. Nasıl arzu edersiniz? Teknoloji ve bilişim üzerine epey bir sunumlar oluyor. Benim size bahsetmek istediğim sunumumun odak noktasında insan olacaktır. Pomodoro İnovasyon Sistemi, Grant Thornton denetim şirketinin 5-6 yıl evvel bir Japon inovasyon sistemiyle yapmış olduğu işbirliği neticesinde Pomodoro İnovasyon sistemiyle bir işbirliğimiz oldu. Burada da bu Pomodoro inovasyon, ben bu işi daha farklı nasıl yapabilirim ve zamanı ve daha nasıl verimli kullanabilirim. Biz bunu bir danışmanlık hizmeti olarak müşterilerimize verirken ben de dedim ki acaba bunu kendi şirketimiz için uygulayabilir miyiz? Bağımsız denetim bölümünde bunu nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Pomodoro inovasyon sistemi için bir ön
değerlendirme, analiz ve yol haritasının oluşturulması diye Japonlar böyle bir şey düşünmüş. Böyle bir 6 tane adım koymuşlar. Burada bizim ilk aklımıza gelen dedi ki biz partnerler olarak böyle bir şeyi, böyle bir sistemi önce kendi şirketimizde bu hissetmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerektiğine inanmamız gerekiyor. Bu değişikliği yapmamız gerekiyor diye kararlaştırdık. Ve bunun için bir ekip kurduk. Ve bunu da insan kaynakları ile beraber yapmaya karar verdik. Peki bu ekibi nasıl kurduk? Bir defa önce bizim şirkette yaklaşık 200 kişi çalışıyor. Bölüm bölüm ünitler var. O bölümlerden 10 ekipten 10 tane lider ve yardımcısını seçtik. Yani 20 kişi seçtik. Burada da işte eğer o mentor dediğimiz yani tecrübeli olan arkadaş 5 yıl olsun, yardımcısı da 1-2 yıllık olsun. Çünkü çok yaşlı olursa, yani yaşlı derken çok kıdemli olursa onun değişime katkısı az olacağını düşündüğümüz için dedik ki 5 yıl olsun ve bu 5 yıl arkadaşlar ille çok iyi denetçi olmasına gerek yok. Değişik şeyler yapmak isteyen, daha iyi ben bu işi nasıl yapabilirim diye düşünen, yani tabiri aklıma şimdi geldi bunu kullanayım, biraz fırlama tipleri seçtik. Çünkü ancak onlar yeni bir şeyler düşünebilir. Pomodoro tekniği nedir? Biz bu arkadaşları önce topladık. Pomodoro'da her sektöre göre 300 tane, toplamda 300 tane Pomodoro'nun Japonların başarmış olduğu teknikleri onlara söyledik. Mesela gene bu sunumu bana hazırlayanlar bunu eklememiş. Bir örnek vereyim size. Starbucks'ta bu kahve makinesinin fıs diye yapan şekli var ya, o mesela bu teknikle ortaya çıkmış. Çünkü Starbucks'ın işte Seattle'da şey yaparken kurduklarında kahve dükkana gelenler daha çok o kahve yapılan makinelerin yanına oturuyormuş. Ondan sonra bakmışlar ki boş olmasına rağmen o fıs sesini duymak isteyenler oluyor. Dolayısıyla bunu tüm Starbucks'lara koymuşlar. Bunun gibi örnekler var. Yani bileyim forklift. Forklift eskiden gidip gelirmiş. Ondan sonra çalışanlar demiş ki ama biz olduğumuz yerde de dönmek istiyoruz. Dolayısıyla bir silindirin üzerinde de onu dönebilecek şekilde yapmışlar. Dolayısıyla biz arkadaşlara onları düşünme şekillerini yönlendirecek bazı teknikler sunmaya başladık. Ve onlara dedi ki siz her gün işe geldiğinizde bir düşünün, yani ben ne yapıyorum, ne yapmam gerekiyor, bu işi nasıl daha iyi yapabilirim. Burası da enteresan. Pomodoro sistemi demiş ki %70, bize de çok uyuyor bu, iş deneyimleri ile öğrenme. Değil mi? Yani saha çalışmasına gittiğinizde, işe gittiğinizde en çok orada işi öğreniyorsunuz. %20 size ekip şefiniz bir şey söylediği zaman orada bir şeyler öğreniyorsunuz. %10'da çok zor olan bu SMM sınavlarını girerken bir şeyler öğreniyorsunuz. Başkanım hakikaten bu sınavlar neden bu kadar zor? Bizim şirkette insanlar giriyor hep kalıyorlar. Geçme oranları çok düşük. Onu da bir ara daha sonra konuşuruz. Aynı şekilde bir başka şekliyle bunu yazıyor. Yani %70'i yaptığı işle %20'si nasıl daha farklı yapabilirim? %10'u iş dışındaki ve neticede bence en büyük
size söyleyebileceğim, bu bir bizim için bir devrim niteliğindeydi arkadaşlar. 2016'da bunu uygulamaya başladık. Biz bağımsız denetim bölümünü 3'e böldük. Dedik ki bir ofiste 10-12 kişilik bir destek ekibi oluşturalım. Biraz belki Melih Hocam'ın da dediği gibi artık makineler bize o kadar çok şey söylüyor ve yapabiliyoruz ki şimdi söyleyeceğim size destek ekibinde neler yapıldığını. Yani bir ofiste onlar otursun, bunlar çok kıdemli olmasına gerek yok, hatta hiçbir şey bilmelerine gerek yok. İngilizce bir deyim vardı ya, any idiot can do it. Yani öyle bir konumda bu arkadaşlar. Ya üniversite son yıl talebesi, stajyer veya muhasebe meslek mensubu. Bunlar destek ekibi olsun. Yeni bir ekip kurduk, süreç denetim ekibi. Burada da bu çok önemli. Bizim için bu da çok bir radikal bir gelişimdi. Baktık ki bizim bağımsız denetimde çalışan, yani finansal denetim ekibindeki arkadaşlar süreçlerle ilgili denetimi yapamıyorlar, bilmiyorlar. Yani bu ayrı bir konu. Bunun için de dedik ki o zaman biz Türkiye İç Denetim Enstitüsü'ne üye olan, o sınavları başarmış, dört büyükte çalışmış onların bu iç denetimde veya büyük denetim büyük şirketlerde Coca-Cola gibi, ne bileyim Vodafone gibi oralarda iç denetimde olan kişileri bünyemize aldık. Bu arkadaşlar ille SMM olmak zorunda değiller. SMM olurlarsa çok daha güzel. Onları teşvik ettik SMM veya ACCA olmaları için. Ben de kendim ACCA olduğum için. Ve böyle süreç denetim ekibi kurduk. Bir de klasik finansal denetim ekibi kurduk. Burada da direkt olarak bağımsız denetim field work'e, saha denetimine gidecek. Oradaki UFRS'leri bilecek. Ve raporu hazırlayacak. Ve bilmiyorum burada KGK'dan gelen arkadaşlar var mı veya KGK denetimlerinde çalışanlar illaki vardır. Biliyorsunuz cezaları falan da görüyorsunuz. Çoğu aldığımız cezalar KGK'dan bu iç denetimlerle ilgili yapmamış olduğumuz işlerle ilgili şeyler, konular. Destek ekibi dediğim gibi bu destek ekibinde ne iş yapıyor bu genç arkadaşlar? Firmalardan bunların başında bir müdür var. Ve bu müdür o 10-12 kişiyi, bizim şirkette 10-12 kişiyi alınan detay mizanlardaki her hesabın ayrı detay çalışmasını yapıp mukayese etmek. Yani mesela biri diyor ki işte geliyor Ebru Hanım'a, bizim destek ekibinin başındaki, diyor ki benim A müşterim var, bu mizanıdır, bu da detay mizanıdır, biz onu kendi sistemimiz var, çocuklara o veriyor. Geçen sene 120 ile ticari alacakların veya ne bileyim başka hesapların geçen seneyle mukayesesini hemen yapıyor. Eğer mümkünse yaşlandırmasını yapıyor. Hep bunlar bu destek ekibi tarafından makinaları kullanılarak, işte bu teknolojiyi kullanarak yapıyorlar. Gelen doğrulamalar, biliyorsunuz doğrulama mektupları yıl sonunda tam bir şey, yani chaos, doğrulama mektupları seçilecek. Idea diye dün de zannedersem KPMG'den veya Deloitte'den arkadaş bahsetti. Idea diye bir program var. Örnekleme metodu. Artık herkes çok da ucuzladı. Alabilir. Bu Idea veya Idea kullanarak doğrulama mektuplarını seçiyorsunuz. Bu doğrulama mektuplarını hazırlıyorlar. Müşteriye gönderiyorlar. Müşteriden yazılarını alıyorlar. Takip ediyorlar. Başka ne yapıyorlar? Genelde eğer talep ediliyorsa, ki ben bunu çok arzu etmiyorum ama bazen diyorlar ki özellikle maddi duran varlık muavin hesaplarına alındığında hangi kalemlerin faturalarını belki istiyorlar.
destek ekibine bunu da yaptırabilirler. Süreç denetim ekibi, süreç denetim ekibi süreçleri anlamaya yönelik mevcut prosedür ve politikaların incelenmesi, süreç ve alt süreç sahipleriyle mülakatların gerçekleştirilmesi, biliyorsunuz bu süreç denetimi illi mali tabloların, mizanların hazır olmasına gerek yok. Biz onu programlıyoruz. Diyoruz ki biz şimdi bu ekip Eylül ayında buraya gidecek, Ekim ayında buraya gidecek. Tüm yıla yayıyoruz ve onlar o KGK'nın da istediği, bizim Grand Tontu'nun Voyager diye bir denetim programı var. O programda belirtilen bu süreçlerle ilgili denetim prosedürlerini ayrı bir ekip hazırlıyor ve yönetime de tavsiyelerde bulunuyor. Yönetimin de hoşuna gidiyor. Çünkü değişik tavsiyeler çıkıyor. Aa, bizim böyle sorunlarımız mı vardı diye onlar da bilgi sahibi oluyorlar. Ve klasik finansal denetim ekibi, denetimin planlaması, denetim planı uygulanması, sonuç ve raporlama. Gene biliyorsunuz KGK 2 yıl evvel önce planlamayı gelip de denetlemişlerdi. Planlamayı iyi yapıyor musunuz diye. Çünkü bağımsız denetimde en önemli konu ne? Planlama, müşteriyi kabul etme, müşteri kabul forumları, denetim sözleşmesi, o ekibe kimler olacak, o ekibin yeterliliği var mı? Bunun gibi ve tabii ki klasik finansal denetim teknikleri, standartlara uygun mu? Bunların yapılması. Kısacası bizim bu Pomodoro sistemini uyguladığımızda ortaya çıkan ve çok da faydasını gördüğümüz ve size de tavsiye ettiğim bu, diyeceksiniz ki bunun inovasyonla, yani çünkü buraya gelirken hep düşünüyordum bu soruda gelebilir. Ya bu inovasyon, biz hep bilgi, işlem, teknoloji falan, doğrudur. Onları biz de çok kullanıyoruz. Mecburen kullanmak zorundayız. Çünkü Melih Hocam'ın dediği gibi eğer kullanmazsak teknoloji bizi bitirir. Ama bu arada da daha bu yaptığımız işi daha nasıl verimli yapabiliriz? Mevcut şartlar altında nasıl daha verimli bir şekilde yaptığımızı yapabiliriz'i anlamak için bu destek ekibi, süreç denetim ekibi ve finansal denetim ekibi ortaya çıktı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Hikmet. Efendim, Sayın Hikmet'in bahsettiği konu bugün endüstride üzerinde durulan yalın üretimin yalın hizmete getirilmiş şeklidir. Bakın, bu iş yapış şeklinizi değiştirin çok önemli bir düşüncedir. Size önerilen, Sayın Hikmet tarafından önerilen iş yapış şeklinizi değiştirme size büyük kazançlar elde ettirecektir. Ben onu destekleyen bir uluslararası araştırma sonucunu söylüyorum. Kurumsal, kendini kurumsal hisseden işletmelerde iş yapış şeklini değiştirerek hala %30 daha verimlilik elde etmenin mümkün olduğu araştırma sonucunda çıkmıştır. Bir diğeri de kurumsal olmayan işletmelerde yapılan bu araştırma sonucunda iş yapış şekli değiştirilerek verimlilik %50 artırılmıştır. Bu sonuçlara ulaşılmıştır. O nedenle ben de Sayın Hikmet'e bu tebliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu çalışma doğru bir çalışma. İş yapış şeklinizi değiştirerek sizler de mutlaka iş süreçleri, KPI'ler, performans ölçümleme ile sonuçları göreceksiniz. Verimli bir şekilde dönüştürebileceksiniz. Şimdi ikinci oturumumuzda bize Sayın Erdal Aslan, denetimde teknoloji kullanımının denetim kalitesi ve verimlilik üzerine etkilerini sunacak. Buyurun efendim, kürsü sizin. Merhabalar.
Hepinize hoş geldiniz diyorum değerli meslektaşlarım, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle odamıza da çok güncel ve önemli olan bu konuyu bir sempozyumda konuşmamız için olanak verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmama sunuma başlamadan önce söylemek istediğim birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi, önceki sunumlarda denetimde kullanılan ya da kullanılabilecek teknolojiler konusunda çok yeterli biçimde bilgilendirildiğimizi düşünüyorum. Benim sunumumda da zaman zaman geçecek kavramları artık hepimiz biliyoruz. Bunların birçoğu geleceğe matuf kavramlar olmasına rağmen birçoğu da bugün kullanılan kavramlar. Ben fasit kullanılan bir döneme yetiştim, öyle söyleyeyim. Şeritli hesap makinesi bizim için bir devrimdi. Elle muhasebe tutar, sonra onları toplardık. Devlet muhasebesinde çalışmıştım. Daha sonra bilgisayar destekli denetim projelerinin geliştirilmesinde çalışıp bilgisayar ortamında ilk vergi inceleme raporlarının yazılmasında bulundum. Dolayısıyla bütün süreci izlediğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda muhasebe, vergi incelemesi, danışmanlık ve bağımsız denetim alanlarında da çalışmış birisi olarak mesleği bir bütün olarak görebildiğimi düşünüyorum. Yapılan sunumlardan sonra biraz sunumu bugün neler kullanıyoruz, ne yapıyoruz, denetim şirketleri hangi teknolojileri kullanıyor, onları bir sunmak istediğimi fark ettim. Onları bir sunup ve geleceğe bir ışık tutmak istiyorum. Konuşmacılarımızdan bazıları gelecekle ilgili çok önemli detay istatistikler verdi. Dün bir konuşmacımız dedi ki gelecekte muhasebe mesleğinde yapılan işlerin %94'ü makineler, robotlar ya da bilgi işlem tarafından yapılacak. Bu çok önemli bir rakam. Bunu da hepiniz izlemişsinizdir tahmin ediyorum ki. Çünkü bugün muhasebeye baktığınızda bir YMİ kaydı atıyorsunuz. YMİ kaydı ve YMİ defteri dışında bir de finansal raporu görüyorsunuz. Artık muhasebe öğrencilerine finansal muhasebe anlatırken defteri kebiri, mizanı, geçici mizanı, kesin mizanı anlatmakta zorluk çekiyoruz. Neden? Çünkü onları artık hiçbirisi görmüyor. Sadece girdiği veriyor ve çıktığı alıyor. Dolayısıyla böyle bir sistemden geçiyoruz. Peki yarın çıktıların oluşturulması ya da girdilerin verilmesi bile bir IT sistemi üzerinde olduğunda nasıl bir duruma geleceğiz? Bir başka konuşmacımızın verdiği bir başka istatistik de şuydu. Türkiye dijitalleşmede çok iyi bir konumda ve sürekli geliştiriyor kendisini. Ama Türkiye aynı zamanda IT uzmanı çalıştıran ülkeler sıralamasında en gerilerde. Bu hem sevindirici hem üzücü. Sevindirici çünkü şu demek, hepimiz IT'yi çok iyi kullanıyoruz, iyi bir kullanıcıyız. Ama üretmiyoruz ve ileri teknolojiler kullanmıyoruz, özellikle de işletmelerimizde. Dolayısıyla biraz daha IT uzmanlarının çoğalmasını umuyoruz. Evet, yakın geçmişte az önce söylediğim gibi hesap makineleri, kağıt ortam, entegre olmayan desktop yazılımları, Excel, Word vesaire ve entegre olmayan basit muhasebe programları kullanıyorduk. Günümüzde ise elimizde birçok teknolojik kullanabileceğimiz sistemler var. Bunlar neler? Gelişmiş yazılımlarımız var, akıllı sistemlerimiz var. Entegre ERP programlarımız, Management Information System gelişmeleri ve çok entegre muhasebe yazılımları var. Gelişmiş veri paylaşım ve depolama sistemlerimiz var. Bulut teknolojisi artık hepimizin hayatına girmiş durumda. Dünyada serverların ortadan kalkmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bundan sonra her bilgisayar server olarak görev yapıp merkezi bir server'a ihtiyaç duymayacağı dönemlerin geleceği düşünülüyor. İnternet, e-devlet, e-beyanname, e-imza, e-fatura, e-beyanname, bunlar hepimizin hayatına girmiş durumda. Dolayısıyla artık bir merkezde ya da devlette saklanan, değiştirilemeyecek, teyit edilebilir, kullanılabilir verilere sahibiz. Gelişmiş denetim yazılımları var. Bunlar aslında entegre olmayan fakat denetimde kullanılabilen, denetimin hala bireysel olarak şahıslar tarafından yapıldı ama yazılım kullandıkları alanlarda kullanılan programlar. Biz bunlara Computer Assisted Audit Techniques diyoruz. Bilgisayar destekli denetim teknikleri diyebiliriz. Bunlar
bir kısmı karmaşık hesaplamaları, bir kısmı örnek seçimlerini, bir kısmı sorgulamaları yapabilir yetenekteler. Elektronik çalışma kağıtlarımız var. Artık denetim dosyalarımızın büyük bölümü, çok büyük bir bölümü elektronik ortamda saklanıyor ve çalışma kağıtlarımız da elektronik ortamda. Ve en son olarak dün de diğer denetim firmalarından arkadaşlarımızın bahsettiği gibi denetim programları var. Entegre denetim programlarımız var. Bu programlar üzerinde denetim işinin büyük bir bölümünü yapabilmektesiniz, izleyebilmektesiniz, rapor üretebilmektesiniz. Ve tabii ki bugün en önemli, en çok kullandığımız alan da bilgi işlem denetimleri. Bilgi işlem denetimlerine de daha sonra geleceğiz. Neden bu teknolojik dönüşüm var? Artık şirketlerin ürettikleri veriler inanılmayacak boyutlarda. Dolayısıyla bu verileri artık insanların işlemesi büyük ordular gerektirir nitelikte. Dolayısıyla bu veriler için mutlaka teknoloji kullanılması zorunlu. Diğer taraftan KGK düzenlemelerini bilenler ya da finans piyasalarının taleplerini bilenler de raporlama dönemlerinin gittikçe kısaldığını farkındalar. Dolayısıyla bir dönem kapandığında sizden finansal rapor değil sadece denetlenmiş finansal rapor çok kısa sürelerde talep ediliyor. Bu da teknoloji baskısını getiren konulardan birisi. Şirketlerin iş süreçlerinin tamamı bilgi işlem sistemleri üzerinden yürüyor. Bu ne demek? Artık şirketler satın almaları, satışları, personel takipleri, iş süreçleri tamamını, hatta onay prosedürlerinin tamamı bilgi işlem sistemleri üzerinden yürüyor. Dolayısıyla siz bir denetçi olarak zaten o bilgi işlem teknolojilerine vakıf olmak ve onların üzerinden ilerlemek zorundasınız. Az önce söylediğim gibi bilgi işlem denetimleri tek başına finansal denetime yardımcı olmak üzere artık yoğun şekilde kullanılıyor. Ve artık bu ortamda bilgi işlem teknolojisi kullanılmadan orta ve büyük işletmelerde denetim görüşü oluşturmak artık mümkün değil. Ve tüm paydaşlar bilgi işlem teknolojilerinin denetimin verimliliğini ve kalitesini arttıracağı konusunda da hemfikirler. Finansal raporlama ve denetimde hangi paydaşlar var? Bildiğiniz gibi işletme faaliyetlerini yürütüyor. Ondan sonra raporlama başlıyor. Raporlamadan sonra iç raporlama, yönetim raporlamasından sonra dış raporlama, denetim, yatırımcılara, bankalara ve diğer kullanıcılara bunun ulaşması, daha sonra bu kararların ve ekonomideki genel kararların alınması mümkün oluyor. Burada XBRL diye bir kavram var, ondan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de de yürürlüğe giren XBRL aslında entegre bir geliştirilebilir raporlama dili. Bugün SPK'daki firmalarımız dahil ve gelişmiş ülkelerdeki diğer özellikle halka açık firmalar dahil raporlamalarını bu sisteme göre yapmakta. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir yatırımcı bu modeli kullanan bir başka ülkedeki şirketin mali tablolarını kendi dilinde okuyabiliyor. Şu anlama geliyor. Her kalem önceden tanımlanmış yerlere yazılmak zorunda. Sizin finansal raporlamada kullandığınız dil ne olursa olsun ya da finansal raporlamada hangi sıra hangi dipnotları veriyor olursanız olun. Bu sayede bütün raporlar birbiriyle karşılaştırılabilir hale gelmekte. Dolayısıyla bu da yeni gündemimize giren bir konu. Bunun paydaşları var ve en altta da görüyorsunuz ki yazılımcılar var. Burada yazılımcıları bir paydaş olarak saymak artık zor. Çünkü yazılımcılar artık bizim üstünde yaşadığımız dünya. Yazılımcıları bir arabanın verimliliğini değerlendirirken bir yol olarak düşünün. Yol olmadığında zaten arabanın gitmesi mümkün değil. Artık yazılımcılar sistemin bir paydaşı değil ya da katkı sunan birisi değil, doğrudan sistemi yaratan elemanlar olarak ortaya çıkmakta. Denetim firmaları yılda 4 milyar dolar kadar yazılım yatırımı yapıyor. Çok büyük bir rakam. Ve tabii denetim IT üzerine geçtikçe de bu rakamın artması bekleniyor. Aynı zamanda teknovasyon ya da teknolojik gelişim sadece denetim şirketlerinin sorunu değil, bütün şirketlerin sorunu. Bütün şirketler kendilerini teknolojiye adapte etmeye çalışıyor. CEO'lar arasında yapılan bir araştırmaya göre %81'i teknolojiyi yakalayamadıklarından yakınıyorlar. Tıpkı bizim gibi biz de denetçiler olarak aslında tam olarak yakalayamıyoruz. Biraz denetim kalitesiyle ilgili verilere gelelim. Daha önce yapılan sunumlarda gördüğümüz aslında iki farklı yaklaşım var. Bir tanesi şu,
Denetim hala denetçinin yaptığı, finansal denetçinin yaptığı bir iş olacak ama IT'den çok yararlanacak. Diğeri ise acaba finansal denetçiye ihtiyaç kalmayabilir mi ya da çok az ihtiyaç kalır mı? Bu paradigmayı uluslararası çalışmalarda da görüyorsunuz. Hala uluslararası düzenleyici kuruluşlar denetimin, denetçinin görevinde kalacağı ve işin büyük çoğunluğunu, katma değer yaratan kısmını yaratacağı varsayımdan hareket ediyor. Burada gördüğünüz tabloda da denetim kalitesini etkileyen hususlar konusunda düzenleyici kurumlar arasında yapılan bir çalışmada, yani denetleyen ve düzenleyen kurumlar, KGK ve benzeri kurumların verilerinden hareketle yapılan çalışmalarda ilk sırada KGK denetimleri, şirketlerin, denetim şirketlerinin kendi iç kalite kontrol süreçleri ve diğer diyelim ki SPK'nın denetimleri kaliteyi arttıran birinci husus olarak gösteriliyor. Diğer hususa gelince buradaki bir numarada yer almış, o da eğitim, denetçi eğitimi. Denetçi eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorlar ama hala bu sıralarda teknoloji ve yeni denetim teknikleri çok ön sıralarda değil. Bu aslında biraz mesleki bakış açısı, bu bir teknolojiden ya da dışarıdan bakış açısı değil. Dolayısıyla hala denetim şirketleri, denetim kuruluşları da teknolojinin getireceği değişiklikler konusunda hem fikir olmadıklarını söyleyebiliriz. Denetimde bugün teknoloji hangi alanlarda kullanılıyor? Hemen onun üzerinden hızlıca geçelim. Entegre denetim yazılımları dedik, bütün denetimi yapabilen. Bilgisayar destekli denetim teknikleri ve bilgi sistemleri denetimleri dedik. Fakat bunun dışında denetim şirketlerinin kendi iş süreçlerinde kullandığı birçok yazılım ve bilgi işlem teknolojileri var. Aslında bunlardan da bahsetmek lazım. Entegre denetim yazılımları ne yapıyor? Tıpkı entegre muhasebe ya da bir SAP ya da ERP programı gibi müşteri kabulünden raporun tamamlanmasına, kalite kontrol süreçlerinin tamamlanmasına kadar bütün süreçleri artık içeriyor. Bütün metodolojiyi içeriyor. İçerisine istediğiniz dışarıdaki çalışma kağıtlarını ekleyebiliyorsunuz ya da şirket belgelerini ekleyebiliyorsunuz. Elektronik ortamda saklayabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle elimizde geliştirilmiş denetim programları var. Bu BDO olarak bizim kullandığımız bir denetim programı, APT olarak adlandırıyoruz. Sol tarafta bütün denetim ağaç yapısıyla bütün denetim metodolojisini ve uygulamak zorunda olduğunuz teknikleri görebiliyorsunuz. Diğeri, yani bu entegre yazılımlar dışında kullanılan programlar ise az önce söylediğim gibi denetimde karmaşık hesaplamaları, sorgulamaları yapmaya, örneklem seçmeye, bunları önceden içerisine konulmuş formüller ve yazılımlar aracılığıyla daha kolay yapmaya yarayan programlar. Bunlarda bir muhasebe sisteminde olağanüstü kayıtları, yanlış kişiler tarafından atılmış kayıtları, büyük kayıtları, bunların hepsini görmeniz, bunları tek tek çekmeniz ve sorgulamanız mümkün. Ya da bütün fatura, fiş, irsali ne derseniz ya da stok takibinin doğru sıralarla gidip gitmediğini bir yazılım aracıyla kontrol etmeniz mümkün. ISIT denetimlerinde kullandığımız, ki bunu biz yapmıyoruz artık biliyorsunuz, bunu ISIT uzmanları ve bu belgelere ve deneyimlere sahip insanlar yapıyor ve bu bulgularını finansal denetim ekibine bulgu olarak sunuyor ve onların üzerinde çalışmasını sağlıyor. Hem bu denetimler hem şirketlerin IT sistemlerinin baştan sona süreç kontrollerini, doğru çalışıp çalışmadığını, erişim yetkilerinin kimde olduğu, doğru kullanılıp kullanılmadığı gibi bir takım şeyleri test ettiği gibi, bunun yanında oradan üretilen finansal verilerin güvenilir olup olmadığı ve varsa gene anomaliler ya da olağanüstü kayıtlar bunların raporlarını sunuyor. Peki sadece denetimde mi kullanıyoruz biz teknolojiyi? Aslında az önce söylediğim gibi müşteri kabulünden itibaren kullanmaya başlıyoruz. Biz BDO olarak yaklaşık 160 ülkede varız ve her aldığımız işte bir bağımsızlık ya da conflict check dediğimiz çeki yapmak zorundayız. Bu da şu demek, bir başka ülkede burada denetleyeceğim bir firma için danışmanlık hizmeti veriliyorsa bir alt firması için ben bugün burada bu denetimi yapmamak durumundayım. Ama ben bunu nasıl bileceğim? İşte bu gene uluslararası denetim firmalarının yazılım olarak geliştirdikleri yazılımlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Bunu kontrol edemediğinizde KGK'nın ceza skopuna girmeniz çok kolay. Aynı zamanda size gelen bir müşterinin, farz edin ki uluslararası bir şirketin Türkiye şubesi ya da şirketi, o şirketin daha önce kara para listeleri veya başka
sakıncalı olabilecek, risk yaratabilecek listelerde olup olmadığınızı kontrol etmenize sağlayan programlarımız var. Bunları kontrol ederek müşterilerimizi böyle kabul edebiliyoruz. İdari süreçlerde nasıl kontrol ediyoruz? Biliyorsunuz verimlilik sağlamak için özellikle çok çalışanı ve çok sayıda denetim müşterisi olan şirketlerde bütün süreçleri takip etmeniz lazım. Müşteriye fiyat verirken, teklif verirken, teklifinizin sözleşmeye dönüşmesinde, ekip planlamanızda, saat planlamanızda, onların verimliliklerinin ölçülmesinde kullandığımız, denetim programı dışında kullandığımız programlar var. Bunların çoğu şirketlerin kendi iç yazılımları, kendi geliştirdikleri programlar. Eğitimde kullanıyoruz. Hem network'ünüzün hem kendi şirketiniz olarak Türkiye'de bulunan şirketinizin eğitim ihtiyaçlarını online eğitimlerle hem yurt dışı hem yurt içi kaynaklarla hem de kendi yarattığınız portallarla desteklemeniz mümkün. Bütün standartlarımız artık internet ortamında. Dolayısıyla bu da aslında büyük katkı sağlayan bir alan. Peki kaliteyi nasıl etkiliyor bunlar? Az önce söylediğimiz gibi artık verilere kolayca ulaşabiliyoruz. Risk değerlendirmelerimizi yapabiliyoruz. Karmaşık hesaplama ve analizlerimizi çok kolay yapabiliyoruz. Denetim çalışmalarına herkes bulunduğu yerden çok kolay ulaşabiliyor. Bugün Türkiye'deki bir denetime İngiltere'deki bir başka partner dahil olabiliyor, kontrol edebiliyor. Eğer o rapor kendi ülkesinde kullanılacaksa ya da bir alt şirketini denetliyorsanız. Dolayısıyla geniş bir paylaşım ağı sunuyor. Denetim metodolojisinin takibi zorunlu olduğu için aslında kaliteyi arttırıyor. Çünkü denetçi kendi inisiyatifi olmadan orada yapılan, orada belirtilen çalışmalar, oradaki risk analizlerine göre yapılması gereken detay testleri yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla daha kaliteli bir denetim görüşü oluşuyor ve daha sonra da kalite kontrolü hem bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından hem de diğer kurumlar tarafından kolaylıkla yapılabiliyor. Evet, biraz zamanı hızlı kullanmak için. Dakika Sayın Aslan, son 3 dakika lütfen toparlayalım. Şimdi denetim teknolojilerinin geleceği ne? Burada bir muhasebe yazılımından bahsetmek istiyorum özellikle. Yeni nesil ERP'ler dışında online accounting dediğimiz yeni muhasebe programları var. Ve bunlardan en çok yaygın olanı ve kullanılanı Yeni Zelanda tarafından geliştirilmiş X0 dediğimiz bir program. Bu programı aslında online accounting diyorlar. Bu şu demek, bankadaki ya da kredi kartlarınızdaki ya da diğer işlemlerinizi online olarak görüp arada hiçbir kullanıcıya ihtiyaç duymaksızın muhasebeleştiren sistemler artık yaygın olarak kullanılmaya başladı. Ve bu program özellikle küçük ve orta boy işletmeler için geliştirilmiş. Dolayısıyla bu muhasebe programlarının zaten denetiminden bahsediyorsanız bu muhasebe programı üzerinden ve bir bilgi işlem sistemiyle yapmanız zorunlu olacak. Evet, bir paradigmadan bahsedelim. Az önce söylediğim gibi denetçinin rolünün değişmeyeceği veya tamamen ortadan kalkacağı durumlar tartışılıyor. Driverless audit dedikleri bir kavram tartışılıyor bugün artık. Yani veri analitiği ve diğer blockchain vesaire yanında. Bu da şu demek, sürücüsüz denetim. Sürücüsüz arabalar hayatımıza girdi biliyorsunuz. Peki sürücüsüz denetim olur mu? Biz hangi katma değeri yaratıyoruz? Biraz da ondan bahsedeyim son kalan zamanında. Aslında denetçi IT'yi kullanarak yarattığı şey yaptığı işin daha verimli ve daha kaliteli olmasını sağlamak. Fakat yaptığı iş değil. Yaptığı iş nedir? Aslında denetçinin en önemli özelliği bağımsız ve üçüncü göz olmasıdır. Dolayısıyla bizim yarattığımız katma değer aslında bağımsızlık ve bir başka göz olarak şirketin içinde ya da şirketin paydaşları arasında olmadan ve uzmanlığımıza dayanarak bir görüş vermek. Bu alanın gelişeceğini ben öngörüyorum. Çünkü diğer alanların tamamının teknoloji tarafından bir şekilde yapılabileceğini, tamamlanabileceğini bugün ve dün yapılan konuşmalardan anlıyoruz. Bu ne demek? Aslında bağımsız denetimin katma değerinin ve kapsamının genişlemesi lazım. Sadece finansal denetim artık yeterli değil. Bu hem kullanıcı için yeterli değil. Artık kullanıcılar sadece finansal tablolarla yeterince ilgilenmiyorlar. Şirketin çevre düzenlemelerine, iş hukuku düzenlemelerine, diğer uluslararası düzenlemelere, yasalara uyup uymadığını da bilmek istiyorlar. Bunlar denetçiler için, üçüncü göz için yeni denetim alanları aslında. Bu alanların daha çok geliştirilmeye ihtiyacı var. Ama rutin finansal denetimin çok yakın zamanda çok küçük bir kısmının denetçiler tarafından yapılacağını söyleyebiliriz.
Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Saygılarımı sunarım. Evet, Sayın Erdal Aslan'a teşekkür ediyoruz. Sayın Erdal Aslan tebliğinde bize denetimde teknoloji kullanımının kalite ve verimliliğine etkisi konusunu anlattılar. Bildiğiniz gibi kalite, kullanım uygunluğu, uluslararası speklere uygunluk ve müşteri memnuniyetidir. Burada da yapılan denetimde teknoloji kullanımı sonucu bir best practice'in olduğunu bize anlatmaya çalıştılar. Sonra bunun uluslararası speklerdeki ölçütlerini söylemeye çalıştılar. Ve tabii ki müşteri memnuniyetinin de burada ölçümlenmesi gerekiyor. Bu teknoloji kullanımının kalite yönüydü. Teknoloji kullanımının verimlilik yönüne geldiğimizde verimlilikte bu denetimde teknoloji kullanımının pratik olması, yine baktığınızda zamanlı finansal denetimin tamamlanması ve ekonomik olması çok önemli. Şimdi yine düşünülerek bu sırayla baktığımızda denetimde teknolojinin kullanımının ekonomikliği, yani denetim maliyetlerinin düşürülmesi konusunu da Sayın Metin Etkin bize sunacak. Denetimde teknoloji kullanımının denetim maliyetlerinin düşürülmesine etkisi. Buyurun efendim, bu sunum için. Değerli üstadlarım, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Aslında denetim teknolojilerinin denetim maliyetlerinin üzerindeki etkilerine yönelik dünyada birçok empirik araştırmalar yapılmış. Ben bugün çok fazla detaya girmeden, daha doğrusu tekniğine girmeden, gerek bu çalışmaların gerekse denetim teknolojilerini Gürel'de kullanmanın sonuçlarını harmanlayarak size özet olarak bir sunum yapmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi denetim sektörü de diğer sektörlerde olduğu gibi son derece rekabetçi bir endüstri. Günümüzde denetim ücretlerini arttıramadığımız gibi maliyetlerimiz de her gün yükseliyor. Fakat maliyetlerimizin yükselmesi demek kalitesiz denetim yapacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü kaliteli denetim yapmanın hatayı önleme maliyeti var. Kalitesiz denetim yapmanın da hata maliyeti var. Gerek iş dünyasındaki değişimler ve gelişmeler, gerekse yeni regülasyonlar üzerimizde aynı zamanda büyük zaman baskısı oluşturuyorlar. Bu zaman baskısı da sektörümüzü mevsimselliğe doğru iten önemli etkenlerden bir tanesi. Bu mevsimsellikte bizim kapasitemizi yönetmemizi, işte fazla mesai ödememizi ve personelimizin de aşırı yoğun iş yükünden dolayı işten ayrılmasını gündeme getiriyor. Bunlar da denetimde üzerimize binen ekstra yük olarak ortaya çıkıyor. Şimdi müşterilerimiz için kaliteli ve verimli bir şekilde denetimi tamamlamak açısından sürekli bunu arttırmanın, yani bu verimliliği ve kaliteyi arttırmanın yollarını arıyoruz. Her işletme gibi bizim de sürekliliğimiz baktığımızda elde edeceğimiz kâra bağlı. Çünkü zararı sürekli finanse etmemiz gibi bir durum söz konusu değil. Gelir ayağına baktığınızda ücret ve geliri belirlerken de genelde kullandığımız basit bir yöntem var. İşte harcayacağımız zamanı saat maliyetiyle çarpıyoruz. Üzerine de belli bir kâr marjı koyuyoruz ve denetim ücretimizi müşterimize sunuyoruz. Ama hepimiz denetim firmaları olarak işte benzer teknolojileri kullanıyoruz. Benzer ücret yapılarımız var. Benzer personeli çalıştırıyoruz. Dolayısıyla çok farklı bir maliyet yapımız yok. Birkaç denetim firması arkadaşımdan da rica ettim. Kendi şirketimin de verilerini koyduğumda ortaya çıkan tablo
maliyet dağılımının yaklaşık %73'ünün, yani ücret ödemesi ve personel sosyal yardımları da kattığınız zaman toplam 100 birimlik maliyetin 73 biriminin ücret ve personel gideri olduğu ortaya çıkıyor. Bu da aslında denetimde en önemli maliyetin zaman olduğunun bir göstergesi. Dolayısıyla bu zamanı iyi kullanmamız lazım. Şimdi teorik olarak zaman bizim için bir maliyetse bunu nasıl düşürebiliriz? İki tane yaklaşım olabilir. Bir tanesi çalışan sayısını azaltabiliriz. İkincisi ise denetimin tamamlanma zamanını kısaltabiliriz. 25 yıllık meslek hayatımda personel sayısını azaltabilme şansına hiçbir zaman sahip olmadık. Çünkü Erdal Bey'in de söylediği gibi 30 yıl önce fasit kırmızı kalem ve mavi kalemle denetim yapıyorduk. İnsan gücüne ihtiyacımız vardı. Şimdiki denetimlerde de sürekli artan regülasyon, sürekli artan ihtiyaçlardan dolayı yine bu denetim kadrosunu korumak ve geliştirmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla maliyetlerimizi azaltabilmenin tek yolu verimlilikten geçiyor. Tabii verimliliği arttırırken etkinliği de göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü verimlilik ne kadar verimliliği düşürmeniz önemliyse yaptığınız işin kalitesinden de ödün vermemeniz o kadar önemli. Verimliliği basitçe çıktıların girdilere bölünmesi suretiyle tespit edeceğimiz düşünüldüğünde biz denetim firmaları için verimlilik, daha doğrusu çıktı, denetim çalışmaları. Girdilerse bu denetim çalışmalarını yapabilmek için katlandığımız üretim faktörleri. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki ilişkiyi maksimum düzeyde tutmamız gerekiyor. Şimdi neden denetim teknolojisine ihtiyaç duyduk? Hatırlarsanız geçmiş yıllarda denetimlere gittiğimiz zaman mizanı önümüze alırdık. Önce önder tabloları hazırlardık. Sonra müşteriden muavinleri isterdik. Muavinler gelirdi. Muavinlerden işte önemli gördüğümüz hareketleri yine kağıtlara dökerdik. Buradan örneklem seçerdik. Bunların hepsi işte bazı gecikmelere neden olabilirdi. Riskleri çok iyi analiz edemezdik. Olaya bir bütün olarak bakamazdık. Ve çalışma zamanlarımızın uzamasına neden olurdu. Elle yapılan işlemler hataları beraberinde getirirdi. Belli bir standartizasyon içerisinde çalışamazdık. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde biz de 15 yıl önce denetimde inovasyonun önemine kavrayarak bu konuda geliştirmelere başladık. Denetim programını kullanmaya başladıktan sonra kendi içimizde denetçilerimizden feedbackler almaya başladık. Mesela denetçi yardımcıları ve denetçiler özellikle görevlerinin çok tekrarlayıcı olduğunu, maddi hesaplamalar yapmaları gerektiğini, çapraz referanslamalar kullanmaları gerektiğini, çok monoton bir iş haline geldiğini söylüyorlardı. Ancak bilgisayar kullandıktan sonra bu kalıplaşmış görevlerin çoğu bilgisayar tarafından yapılmaya başlanınca kişiler de kendilerini geliştirme olanağı buldular. Dolayısıyla insana dayalı hatalı hesaplamaları bertaraf ettik ve neredeyse denetçi ve denetçi yardımcıları bazında %50 oranında bir zaman tasarrufu sağladık. Kıdemli denetçilerin görüşü ise denetçi ve denetçi yardımcılarına ilave olarak daha organize bir şekilde çalışmaları, daha belirli şablonların hazır olmasının kendilerine zaman kazandırdığı ve denetim dosyalarından da otomatik çıktılar elde ederek yine denetimde uyguladıkları bazı prosedürlerden zaman tasarrufu sağladıkları yönündeydi. Ortaklar bazında baktığımızda ortakların çok denetim programları kullandığını söyleyemiyoruz. Ancak çıktıları inceleyip bunların daha anlaşılabilir ve açık olması onlar için önem arz ediyordu.
Aynı zamanda denetçilerin koordinasyonu için ekstra bir çaba sarf etmeleri gerekmiyordu artık programı kullanmaya başladıktan sonra. Dolayısıyla bu da önemli ölçüde zamanı azaltan bir faktördü. Bunun dışında şirketteki bazı gruplar ağ üzerinden yapılan toplantı işlevini kullanarak zamandan tasarruf ettiler. Bazıları da posta ve seyahat masrafları gibi işletme maliyetlerinde bir azalma olduğunu ifade ettiler. Örnek 175 saat süreci tahmin edilen bir denetim çalışması ilk yıl yaptığımız analizlerde 135 saate kadar düşebiliyor. Yani %23'lük bir tasarruf sağlandı. İkinci yılda işin tekrar eden niteliğinden dolayı önceki yıl çalışmalarının bir sonraki yılda kullanılabilmesi sayesinde bu oran 135 saatten 118 saate kadar düştü. Bunu seviyelere göre özetlersek, denetçi yardımcıları %40, kıdemli denetçiler %39, yöneticiler %20, ortak ve müdürler %0 oranında zaman tasarrufu sağladılar. Şimdi iki gündür konuşulan şeyler gerçekten çok haklı. Bir veri tsunamisiyle karşı karşıyayız. Veriler her zamankinden çok daha hızlı büyüyor. Bugün 4.4 zettabyte olan verinin önümüzdeki yıllarda 44 zettabyte'a çıkması, yani 10 kat artması bekleniyor 2027'ye kadar. Bu da denetlenecek işlem hacminin ne kadar büyüyeceğini göz önüne ortaya koyuyor. 5 yıl içinde veriyi toplayacak, analiz edecek ve paylaşabilecek 50 milyarın üzerinde akıllı cihaz olacak. Ve 2020 yılına kadar tüm veriler en az verilerin en az 3'te 1'i buluttan geçecek. Şu andaki verilerin, yani dijital verilerin %20'inden daha az analiz edilebilirken bu oranın da 2020'lerde %30'lara çıkacağı düşünülüyor. Dolayısıyla denetimde teknolojiye olan ihtiyaç da oldukça artacak. Yine daha önceki meslektaşlarımın söylediği gibi şu anda kullandığımız mevcut bilgi teknolojileri yetmeyecek. Çünkü bu verilerin artması, sürekli denetime duyulan ihtiyaç 7/24 bir denetim protokolüne ihtiyaç duyduracak insanları. Bu da gerçek zamanlı veri akışlarıyla çalışabilecek bilgisayar destekli denetim programlarına ihtiyaç doğuruyor. Dolayısıyla bugün bu deneyimi yaşayan firmalar olarak gelecekte işte yapay zeka gibi, robot gibi, nesnenin interneti gibi teknolojileri kullanıp daha yüksek ve gelişmiş programları dikkate alacaklar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet. Sayın Etkin'e teşekkür ediyoruz. Efendim, burada da maliyet söz konusu olunca birkaç cümle müsaadenizle söylemek istiyorum. Öncelikle denetimin maliyeti artı kar eşittir denetimin satış fiyatı uygulaması artık out, biliyorsunuz. Burada denetimin uluslararası fiyatı var. Eksi maliyet eşittir kar. Bu daha doğru bir yaklaşım. Bu durumda bizim uluslararası fiyat given, oraya çok müdahale etme şansımız yok. Ancak uluslararası fiyat, denetim fiyatı eksi maliyet dediğimizde oradaki maliyeti, yani cost management'ı yapabiliriz. Maliyetin de iki yönüne bakmak gerekir. Birincisi gider yönü, Türk lirası yönüdür. Bu gider yönün mutlaka denetimin bütçesinin yapılması ve bütçe fiili karşılaştırmasıyla bu maliyet yönetimi tarafı iyileştirilebilir. İkincisi zaman süreç tarafıdır. O da maliyeti oluşturmaktadır. Onu da biraz önceki sunum yapan arkadaşlarımız iş yapış şeklinizi değiştirerek zaman tasarrufu şekline getirilebilir.
Orada da mutlaka bir iş süreçleri, KPI'ler şeklinde bir yaklaşımın olması lazım. Bu durumda denetimin maliyetinin düşürülmesini, lütfen denetim faaliyetlerinizin bütçelerini yaparak bütçe fiili karşılaştırmasıyla bir maliyet kontrolü aşamasına gelinebilir. Yine denetim süreçlerinde iyileştirme yapılarak maliyet denetimi sağlanmaya çalışılabilir. Şimdi üç arkadaşımıza üç soru alabileceğiz. Zaman olarak yemek arasına geçeceğiz. O nedenle lütfen söz almak isteyen arkadaşlarımız kendilerini tanıtıp hangi konuşmacıya soru soracaklarını belirtirseniz çok mutlu oluruz. Tabii biz burada spotlar altındayız ve sizi göremiyoruz. Onu da söyleyelim. Birbirimize yardımcı olalım. Buyurun efendim, söz sizin. Var mı? Gördüğümüz kadarıyla hepinize afiyet olsun diyoruz. Saygılar sunuyoruz. İyi günler diliyoruz efendim. Değerli katılımcılar, bir teşekkür belgesi dağıttığımız olacak. Birkaç dakika sabrınızı rica ediyorum. Oturum başkanımız Sayın Hacı Rüstemoğlu'na teşekkür belgesini vermek üzere Kayseri Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Anfer Yılmaz. Sayın Nazım Hikmet'in teşekkür belgesini vermek üzere Sakarya Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ertuğrul Kocacık. Sayın Erdal Aslan'ın teşekkür belgesini vermek üzere Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Bahadır Baş. Sayın Metin Etkin'in teşekkür belgesini vermek üzere Eskişehir Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Neşet Ertoy. Değerli katılımcılar, öğle yemeği aramız vardır. Afiyet olsun diliyorum sizlere.